Şimdi sebze meyve bugünkü konumuz. Bu sebze meyveyi çocuklarımıza nasıl yedirebiliriz? Evet. Nasıl bunları yesinler, kendilerini korusunlar ki bu son dönemde çok salgın olan bu hastalıklardan onları koruyabilelim? Evet. Özellikle bebeklerde kaç yaştan itibaren meyve verilmeye başlanır? Bunların hangisi yenir? Nasıl yenir? Buyurun efendim, söz sizinle. Her şeyden önce bunların hepsi bizde başlıyor. Çocuklarımız bize bakıyorlar rol modeli olarak. O nedenle doğduğu andan itibaren bile onları hani bizim soframıza dahil ettiğimizde onlar bizi izliyorlar, kaydediyorlar. Diyorlar ki ya ben de bunlar gibi olmak istiyorum. Bunlar ne kadar büyükler, güçlüler, işte her şeyi doğru yapıyorlar şeklinde programlanmış olduklarından dolayı biz ne yaparsak yapalım onlar açısından son derece doğru ve son derece onların da yapması gerektiği şey olarak algılanıyor. Bu nedenle bizler meyve sebze yiyeceğiz. O şekilde çocuklarımız yerler. Tamam mı? Tamam. Harika. Bir. Bu en önemli şey de bu zaten. Hepsi bizi izleyecekler. Aynen doğru öyle. Model aynen çocuklar. Öyle. Peki. 6 aydan itibaren bizler mevsime ait hangi sebze ve meyve varsa onları kendi mutfağımızda pişireceğiz. Onları marketten alacağız vesaire ve biz yerken onlarla paylaşacağız. Ne dedik? Geçen sefer bebek öncülüğünde beslenmeyi anlatıyordum. Evet. Ve biz yerken onlarla da paylaşacağız. Diyecek, o, diyor ki o ne yiyor diye. Aynen öyle. Çocuğum. Dolayısıyla böyle bunları aldığımızda hatta ufak şimdi hani oyunculuk. Tamam mı? Gökhan Bey, böyle yapacağız. Ondan sonra onların ilgilerini çekeceğiz. Evet. Diyeceğiz ki dönem portakal bak, yemek portakal, isteyecekler sonra. Kış vakti portakal yiyeceğiz. Mandalina yiyeceğiz değil mi? C vitaminimizi alacağız. Peki portakal suyu mu iyi portakal mı iyi? Kesinlikle. Bunlar. Mesela bir de şeker oranı. Evet. Portakal iyi. Doğa bize nasıl veriyorsa yani o ağacı gidip o portakalı böyle bir şey, bu şekilde alıyorsak onu açacağız. Onların gözünün önünde bunu soyacağız. Diyeceğiz ki bu dış kabuğun içindeki şeyi biz yiyoruz. Onu yediğimizde örnek veriyorum eğer 100 mg C vitamini alıyorsak onu portakal suyu vasıtasıyla vermek için tam 4 tane portakalı sıkmamız gerekiyor ve de lif oranı düşük olduğundan dolayı kan şekerini birdenbire fırlatır ve hemen ardından da iştahsızlık yaratır. Çünkü beden diyor ki yeter diyor. Yeterince hani şekerim var diyor. Tabii. Çok enteresan. Tabii kesinlikle öyle. Tıkıyor yapar. Bir anlamda yani. Aynen aslında. Öyle. Yani şekerimi aldım tamam dur diyor. Bu çok önemli bir şey. Evet. Neden biliyor musunuz? Mesela çocuklara bu 6 aydan sonra bir takım karışımlar falan yapıyoruz. Akşamüstü ara öğün veriyoruz ya yemek öncesi. Mesela onun içine portakal suyu sıkardım ben vesaire. Sonra akşam o çocuk yemek yemeyince niye yemiyor? İşte buyurun size nedeni. Aynen bu öyle. Çünkü basit. Beden diyor yeter diyor. Bu arada C vitamini nerededir? Yani portakaldaki C vitamini iç kabuktadır. İç kabuk. Beyazındadır. Dolayısıyla bazen böyle temizleriz. Çok teşekkür ederim. Sizin ellerinizden afiyet güzel bir kahve. Afiyet olsun. Kahve. Ben ablamıza teşekkür ediyoruz. Çok yani beyaz kısmı hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet lütfen. Şöyle. Evet iç kabuktur. Dolayısıyla onları böyle temizlemeye çalışmayalım. İlk baştan itibaren çocuğumuza biz nasıl sunarsak öyle yemeği tercih ederler. Tamam. O da çok önemli. Şimdi tabii özellikle anneler ek gıdaya ilk başladıkları zaman bu meyvelerdeki en ufak şeyin bile bebek yutabilir mi, işte evet. Boğazına takılır mı endişesi evet. Hepimiz yaşıyoruz. Ben evet. De yaşadığım gibi. Evet. Onun için de bir takım şeylerin mümkünse püre haline getirip yedirmek maksadıyla bir beslenme şekli. Ama öyle değil aslında. Değil. Bu portakal da ağızda dağılabilir kıvamda. Yarısını yarım dilimi biz ısırıp böyle ondan sonra geriye kalanı şöyle ucundan tutup onun ağzına verdiğimizde o zaten emer ve onu o şekilde öğrenir. Ama bu şekilde sevdireceğiz. Neticede biz örnek olacağız. 6 aydan itibaren hep görecekler, hep sunacağız ve ileride her nasıl yiyecekse o andan itibaren yani ilk baştan itibaren o şekliyle onu vereceğiz. Onu vereceğiz. Yani mesela 6 ay bebeğe bunu böyle bir dilim olarak eline verip yedirelim mi? Yesin mi? İlk başlarda mı? Benim tavsiyem siz tutun portakal ve mandalinayı çünkü postası biraz yoğun olduğu için. Evet. Şey yapabilir, boğazına kaçırabilir. Ama örnek vereyim mesela... Olmayacak bir şey yaptım şu anda ama başardım yani. Vallahi bravo, gayet iyi. Yani mesela elmada örnek vereyim, bir tane ısırıp ondan sonra onlara o elmayı ısırtmak lazım. Yani dilimleyip verdiğimizde... Böyle böyle yedireceğiz, böyle böyle. Aynen öyle, böyle emecek onu. Böyle çok emecek. Bayılıyorlar çünkü değil bizim mi? Gibi de olduklarını görüyorlar. Tamam mı? Kesinlikle bu öyle. Bu çok çok peki önemli. Peki bu ekşi tatlı vesaire gibi tatları sevmeyen çocuklar bir anda itiyorlar ya bunu. Yani meyveyi sevdirmenin bir başka yolu bir şeyle karıştırmak mıdır? İlk başta o kadar hevesli olurlar ki, Ebru Hanım. Ne verirseniz verin, limon da mesela verdiğimizde... Yapar, ama yerler değil mi? Şey yapar, ama yer, devam eder. O sebepten evet. Dolayı ne diyoruz? Boşa gitmesin, portakalı yesin çocuğu, benim sabah sabah bravo. Vitamin alsın. Evet, aynen öyle, tebrik ediyorum. Ve o sebepten dolayı...
hadise aslında şu tat bu tat vesaire değil. O hevesliyken her şeyi sunmak. O dönemde mevsim, o toprak, o ağaçlar ona bize ne veriyorsa onlarla buluşturmak. Evet, şimdi bu gerçekten çok önemli bir bilgi hocam. Çünkü hepimiz o endişeyle ne yazık ki o püre halinde vermeye başlamıştık. Evet. Sonra mesela benim 2-3 yaşına gelip normal katı gıda yemeyen arkadaşlarımın çocukları oldu. Evet. Bu da bir problem. Çoğunlukta da öyle oluyor. Peki, zaten. Tamam, yedik içtik harika beslendik. Şimdi evet, gelelim çocuk hastalıklarına. Biz onlara madem bu kadar iyi baktığımız halde neden bu kış aylarında bu çocuklar hastalanıyorlar? Hastalık sağlık kadar normal bir şeydir. Tamam. Önce onu alıp cebimize bir koyalım. Tamam. Eğer hastalık denen şey olmasaydı sağlık denen bir hadiseden bahsedemezdik. Tamam. Demek ki bir yeri var. Mevcudiyette bir yeri var. Özellikle bebeğimiz veya çocuğumuz 0-2 yaş arasındaki dönemde anne sütü çoğu zaman alır ve çoğu zaman kucaktadır. Hareket kabiliyeti henüz tam gelişmediğinden dolayı kucaktadır. Dolayısıyla korunmaktadır. Doğru. Ve anne eğer birinin hasta olduğunu görüyorsa genelde ondan uzaklaşır, sakınır. Bu nedenle aslında bakılırsa 0-2 yaş arasındaki dönemde eğer evde okula giden bir abi ve abla yoksa çoğu zaman çocuk pek hastalanmaz. Tamam, bu bir. Ama 2 ile 6 yaş arası dönem Ebru Hanım hastalık dönemidir. Hiç kimse kusuruma bakmasın ama eğer ki anne ve babam diyorsa ki benim çocuğum hiç hastalanmasın, kusura bakma. Böyle bir dünya kuvvetlenemez yok. Yani. Böyle bir dünya yok. Peki tamam, hangi haller çocuklarda hastalık habercisidir? Ne zaman evet, hastalanıyor diyebiliriz? Evet. Çok belli olanları nelerdir? Halsizlik, iştahsızlık, ateş artık bağıra bağıra söylüyor. Tabii. Değil mi? Normalde yani benim keyifsiz, ne oldu canım kuzum, sana ne oldu, işte ne yapıyorsun, her zamanki gibi davranmıyorsun. Peki, gibi. Peki hafif hapşırık, nezle evet, evet, başlangıcı. Evet. Aa, evet. Çocuk hastalanıyor mu? Hemen önlem evet, mi almak lazım? Mesela öyle anlarda hangisi bizim için? Şimdi diyelim ki şimdi bir senaryo çizelim, tamam mı? Çocuğumuz gayet güzel, iyi, bir problem yok. İşte yuvaya gidiyor, 3 yaşında diyelim, yuvaya gidiyor. Sabahleyin gitti, akşama döndü. Akşam bizimle otururken böyle yapmaya başladı. Ha, dedik bir dakika, bir şeyler oluyor galiba. Ondan sonra geceleyin anne falan baba diye seslendi, gittik. Böyle şöyle bir baktık. Hafif ateşin var. Hı. Tamam, sen bu, yarın işte okula gitmiyorsun, sana bir bakmamız gerekiyor diyoruz, değil mi? İzlemeye başlıyoruz. Tamam. Ondan sonra ufak tefek öksürükler başlıyor, hapşırıklar başlıyor vesaire. Ne diyoruz? Galiba nezle olmuşsun sen. Çünkü yavaş yavaş başlayan, evet, ufak tefek belirtilerle ilerleyen, akıntılı üst solunum yollarını ilgilendiren bir durum. Değil mi? Nezle demeye başlıyoruz ve bu tür durumlarda çok rahatlıkla 72 saat kadar, eğer çocuğun genel durumu yani keyfi yerindeyse 72 saat kadar ateşini takip edebiliriz. Kaç dereceye kadar ateşi takip edip ilaçsız tamam, izlemeliyiz? Tamam. Şimdi genelde kulak ölçerleri kullanıyoruz değil mi evimizde, veya şimdi yakınlarda bu alından evet, ölçerler olmaya başladı. Ben onu kullanıyorum mesela. Tamam, çok, çok güzel. Çok seviyorum. Böyle dakikada evet, bilmem saniyede kaç şey ölçebiliyorsunuz evet, o. Evet, yeni evet, gelişmiş bir takım evet, şeyler çıkıyor. Evet. Ben kulaktan benimki hiçbir zaman baktırmadı mesela ama daha doğru olduğunu biliyorum onun. Zaten 0-6 ay arasındaki dönemde çok önermiyoruz kulaktan evet, bakılmasını. Çünkü kulak zarını görebilmesi gerekiyor bu cihazın. Ve o dönemlerde biraz daha minik olduğu için tabii, dış kulak yolu pek göremeyebilir, yanlış sonuçlar oh, elde edilebilir. Tabii. Neticede bu derecelerle baktığımızda 37,5-38 derecelerin üstüne çıkıyorsa dememiz gerekiyor. Peki. 38'in üstüne çıktıysa artık tamam, yani her türlü ateşi var diyebiliriz. Ateşimiz var. Evet. Peki şimdi öyle, son günlerde biliyorsunuz çocuklarda çok fazla influenza, yani halk evet, arasında domuz gribi olarak da söylenen evet, bir virüs var. Evet. Ateşten çocuklar kırıldılar. Yani biz de dahil olmak üzere bütün ev geçirdik. Evet. Yani ben ateşi ölçtüm 39,5-40'ları evet, falan kendim aldım. Yani o arada tabii yani anne ve çocuk ne halde, işte o an çocuğun durumuna baktım ben. Evet. Nasıldı? Hemen soyduk vesaire. O gerçekten kompresler, vücut ısısını düşürmek çok hı-hı, önemli ama hı-hı, tabii şimdi bu tecrübeyle birazcık daha artık, yani Eren 5 yaşında, biraz daha farkındayım tabii, ne yapmam gerektiğini. Sizler tecrübelisiniz artık diyebilirim. Ama yine de insan panikliyor tabii ki. Şimdi evet, burada ne yapmak lazım? Çocuğu nasıl monitör etmek, nasıl gözlemlemek lazım? Peki. O zaman biraz gripten bahsedelim. Lütfen. Tamam.
Bir, grip ağır bir hastalıktır. İnfluenza virüsünden bahsediyoruz. İnfluenza ile yani grip ve nezle tamamen ayrı şeyler. Ayrı şeyler. Nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle ayırt edelim. Biraz önce bahsettiğim gibi nezle daha hafif bir hastalıktır. Minik minik başlar. Ya 2-3 gündür zaten bunun hafif hafif burnu akıyordu, işte bir şeyler söylüyordu ama idare ediyordu. Bu daha çok nezledir. Ama grip şöyle bir şeydir. Hadi evladım Ahmet uyan bakalım, hazırlan. Tamam anne gayet iyiyim, işte kahvaltımı yaptım, hop okula gittim. 3 saat sonra telefon okuldan. Ateş. Çocuğunuzu gelip alın, 41 derece ateşi var. Ya da Allah kusuyor, Allah. Ya da ishal, ya da karnı ağrıyor. Tebrik ediyorum sizi. Hocam lütfen. Bunu genelde bilmezler. Bravo, teşekkürler. Çok güzel. Niye biliyor musunuz? Biz çünkü bütün anneler grubu sürekli yazıştığımız için çocukların semptomları. Sana ne oldu? Benimki kusuyor, öbürünün karnı ağrıdı falan. Aa, evet, bütün sınıfta omuz grip. Sınıfta 5 kişi vardı geçen hafta harika. Sadece. Şöyle, yani bunu biliyor olmanız çok önemli. Çünkü çocuklarda tamam. Hakikaten karşımıza burun akıntısı değil de doğrudan kusma ve ishal şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Çünkü bu virüsü yutuyorlar. Bu geniz akıntısı vasıtasıyla yutuyorlar. Mideye gidiyor. Midede de enfeksiyona neden olabiliyor. Biraz daha aşağı inerse, bağırsaklara indiğinde bağırsaklarda da enfeksiyona neden olabiliyor. O nedenle de ne oluyor? Kusma ve ishal de söz konusu olabiliyor. Ama erişkinlerde... Ama korkmayalım değil mi bundan? Yok zaten kusma çünkü ve ishal... Çünkü iki günde geçiyor bütün hepsi zaten bütün semptomlar. Aa, gripte ateş, değil. Gripte mi? Değil. İçinde badem ve fındık var. Bademde ve fındıkta yağ olduğu için kekin içine ekstra bir yağ koymuyor. Ne güzel. Dolayısıyla bademin ve içindeki fındığın yağından faydalanarak harika. Yapalım istedim bunu. Ve de un da kullanmıyorsun. Un da kullanmıyorum. Dolayısıyla bu yerine geçiyor şu anda. İki tane yumurta koydum. Biraz tamam. Süt ilave ediyorum. Limon kabuğu çok yakışıyor. Ay. Biraz limon kabuğu ilave ediyorum. Çocuklarımızın hepsi çikolatalı şeyleri sevdiği için hemen... Kakao olur mu hocam? Kakao olur mu? Olur. Kakao gayet iyi. Şöyle. Peki fındık badem çocuklara tabii. Kaç aydan sonra? Hatta 6 aydan itibaren yer fıstığı gıda alerjileri arasında bir numaralı evet. Sıradadır. Ama araştırmalar gösteriyor ki eğer erken başlarsak yani 6 aydan itibaren deneyerek başlarsak %80'lere kadar ona karşı olan alerjiyi engelleyebiliyoruz. Aa, çok önemli. Çok önemli. Risk mi peki acaba çok alerjikse mesela yer fıstığı? Ya zaten deneyip görmeden... Ne bir şey yapar peki? Alerjik çocukta reaksiyon olarak nasıl gösterir kendini? Şimdi aslında bakılırsa bazı çok ender maddeler, yani bazı maddeler daha doğrusu çok ender olarak çok ağır alerjilere neden olabiliyor. Fakat denemeden yani ona maruz kalmadan bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Peki o zaman eğer biliyorsak ki de bilimsel çalışmalar uzantısında eğer biz yer fıstığını erken denetirsek mesela toz gibi yapıp yoğurduna hafif serpiştirip verirsek o zaman ona maruz kalmış olacak. İşte ceviz ve badem için de aynı şey geçerli. O zaman bağışıklık sistemi şey eğiliminde oluyor. Alerji yaratmama eğiliminde oluyor. Doğal kabul etme eğiliminde oluyor. O zaman biz bu fırsatı kullanmalıyız. Ama hakikaten gıda alerjileri arasında yalnızca yer fıstığı değil de başka bir takım gıdalar bile çok korkunç düzeyde alerjilere neden olabiliyor. Ama anne ve babaları buradan söyleyeyim çok enderdir bunlar. Çok ender. Korkmayalım çok yani. Şey. Ay harika bir karışım oldu. Evet hocam bu son derece güzel bir karışım. Aynen. Öyle bile hani yumurta olmasa yenecek. Tabii. Kayısı var. Zaten onu şey tutan, ıslak tutan ve kabartacak olan aslında bize destek verecek olan yumurta. Kayısı ve incir koyduğun için onları da suda beklettin öncesinde. Biraz, biraz yumuşasınlar diye kayısı ve inciri birazcık suda beklettim. Tamam. Sonra onları ince ince doğradım. Şimdi böyle herhangi bir muffin kabına da olabilir ya da şöyle tekli tekli de yapabiliriz. Ay. Bak çocuklar böyle severler. Çok güzel şekilleri harika oluyor. Evet öyle. Böyle bir kabın içinde Hindistan cevizi ilave edebilirsiniz. Oo. Çocuğunuzun sevdiği herhangi bir işte çocuklar çok tarçından hoşlanmıyorlar mesela. Ama bu kekin içinde birazcık tarçını güzel damak tatları şey yapıyor. Tarçına alışıyor. Limon rende koydum. Portakal da çok güzel olur. Çok güzel olur. Evet. Havuç. Ben çok seviyorum. Ay çok havuç. Güzel olur. Bak işte ne güzel fikirler geliyor. Benim de ufak bir katkım olabilir. Lütfen. Belki de zaten lütfen. Öyle yaptınız. Ama mesela yumurta veya sütü kullanırken mesela organik süt ve organik yumurta artık çok kolay buluyoruz. Tabii evet doğru markette söylüyorsunuz. Markette artık var. Ve
Bu EcoCert Türkiye Cumhuriyeti işte Tarım Bakanlığı'na EcoCert dedikleri çok güzel bir amblemleri var. Evet. Onun mevcut olduğu evet. şeylere güvenebiliriz. Evet. Çok doğru. Bu devletimizin yarattığı bir damga. Çünkü her yerde işte abi organik, abi şunu al. Evet. Ya tamam çok teşekkür de sertifikan nerede? Tabii. Hemen hatırlatalım. Üzerinde 1, 2 ve 3 şeklinde numaralandırma var. Özellikle yumurtadan bahsediyorsak değil mi hocam? Buna göre bunların organik olma derecesi, o hayvanların beslenme ve yumurtlamış olma halleri net bir şekilde sizlere iletilmiş oluyor. Üstünde doğrudan organik yazıyor zaten ve onlardan faydalanabiliriz. Hı hı. Ve çok kolay artık bulunduğu için bunu evet. dile getirmek Peki. istedim. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Bugün size yine sürprizim var. Mutfakta şenlik var diyeceğim. Bahar temizliğine başlıyoruz diyeceğim. Faydalı bilgiler var diyeceğim. Şaşırmadınız değil mi? Kendine iyi bak da her gün sizleri şaşırtacak oldukça fazla konum var. Bugün yine onlardan biri ama mutfakta. Ay bunu söylemeden geçemeyeceğim. Malatyalılar ekran başına bakalım sizin mutfağınızı biz ne kadar gerçekleştirebileceğiz? Sizin tarihinizden, sizin yemeklerinizden, sizin lezzetlerinizden ah ah ah. Harika olacak efendim. Tarifler bizden, izlemesi sizden. Başlıyoruz. Kendine iyi bak da bahar temizliği var. Hanımlar, siz de bize katılın. Biz temizliğimizi evde yaptığımız deterjanlarla yapıyoruz. Meltem Acıkel'den ev temizliğinde kullanacağınız çok özel formüller. Bozulması ve lekelenmesi ya da dönülmez bir hatanın söz konusu olması imkansız kullandığınız şey beyaz sabun. Malatya mutfağını bizim mutfağa taşıdık. Bulgurla kıymanın karıştığı banik köftesine, meşhur kömbesine ve fırında kayısı tatlısına hepiniz bayılacaksınız. Malatya'nın bu efsane lezzetlerini yemek bloggeri Perihan Pezük sizler için yapıyor. Az bir şey tereyağın erimesi için fırına süreceğiz. Allah. Sonra şerbeti dökeceğiz, şerbetlendireceğiz. Negatif düşünceler bizi nasıl etkiler? Negatif düşünceleri nasıl bertaraf ederiz? En çok merak edilen hastalıkların bilinçaltındaki zihinsel sebepleri nelerdir? Theta Healing bilinçaltı terapisti ve eğitmeni Yeşim Kuzu anlatıyor. Biz neye inanıyorsak o organla bağlantılı bir şeyin bozulmasına sebep oluyor. Diş eti hastalığı nedir? Diş eti çekilmesinin sebepleri nelerdir? Diş taşı temizliği dişe zarar verir mi? Diş eti hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Doktor Melis Bal anlatıyor. Diş taşı da zamanla diş etlerinde iritasyona sebep olur. Diş etlerinde iltihaba ve daha da ilerleyen zamanlarında diş etinin altındaki kemik dokusunda yıkıma sebep oluyor. Az sonra kendine iyi bak da. Efendim bahar geldi malum. Evet, bugün onun geldi. İçin ne dedin sen? Ufak bir bahar temizliği yapalım. Muhakkak yapalım. Yani tamam. Evi dezenfekte etmek için, mikropları kırmak için, şöyle kendimizi baharda fresh hissetmek evet. için bir bahar temizliği Aynen. yapalım. İnsan rahatlıyor değil mi? Yani evini, dolabını, ruhunu temizliyor gibi hissediyor. Böyle mutfağını, böyle gereksiz şeylerden arındırdığında, temizlediğinde. Ay ben kendimi çok iyi hissediyorum ben de, bunu yaptığım zaman. Özellikle dolabımda. Ben dolap çok severim. Evet. Ben de evet. dolabım şöyle muntazamsa, her şey güzel yıkanmışsa, evet. açtığımda böyle mis gibi, bahar gibiyse acayip mutlu çok, oluyor. Çok hoş oluyor. Bir gün bahar temizliğini dolapta da gösterelim bir şey mutlaka. Bir gün sen bana gelsene benim dolaplarımı karıştıralım. Ben nasıl yerleştirmişim, ne Bak. Yapmışım, neyim dağınık, neyim ortada, Aa, neyim senin değil. Şöyle bir şeyin olur mu? Bana da gidebiliriz oluyor aslında bir gün. Ay, evet. Bugüne kadar hiç ben evde bir şey yapmadım ama yapsak mı? Bir gün bana bir gün sana. Tamam Hadi. Peki deneyelim. Anlaştık. Şimdi bugün neyle başlıyoruz? Öncelikle bir koltuk temizleyeceğiz. Koltuk temizlemek için neye ihtiyacımız var? Şimdi koltuk temizlemek için aslında çok basit bir malzeme. Yani biz marketlere gidiyoruz böyle enteresan o deterjan bu deterjan alıyoruz ama evet. bizim anneden usul bildiğimiz bir beyaz sabunumuz vardır. Evet, mis gibi hem kokar. Mis gibi kokar hem bütün lekelerin düşmanıdır o. Şimdi nasıl yapıyorum? Hemen beyaz sabunumu alıyorum, lifimi evet. alıyorum ha, ve yanına doğru beyaz geliyorum. Beyaz sabun geldi Meltem ablacığım. Geldim hemen. Buyurun aşkım. Ben şu tarafa geçeyim mi şöyle? Hı. Tamam. Şöyle geçtim. Şimdi asıl olan şey aslında konu mikropları kırmaksa karbonat bizim için inanılmaz bir mikrop kırıcı. Evet. Boraks da olabilir ama boraks için şunu söyleyeyim hanımlar. Her yerde bulamıyoruz, her zaman tamam. bulamıyoruz. O olmasa da olur. Sizin ihtiyacınız olan şey çamaşır sodası bulursanız çamaşır tamam. sodası. Yoksa karbonat. Karbonatı şöyle
koltuğun üstüne güzelce gezdiriyorum. Elimle yediriyorum. Gözeneklerin arasına girmesini sağlıyorum. Bu benim hem ağartıcı hem mikropları öldürücü inanılmaz bir iksirim. Şuraya da koyalım bak buralar böyle koyalım. Oturma yerleri birazcık buralar daha çok eskir değil mi sanki? Evet evet tabii kol yerleri özellikle şu kol yerleri. Peki. Bunu böyle yedirdim. Bir müddet bekledikten sonra bir oklavayla minderler dışarı çıkıyorsa eğer evet. Güzelce silkeliyorum. Tamam. Ya da elektrik süpürgesinden bunun üzerine koyduğum karbonatı güzelce emdiriyor. Tamam. Komple. Sonrasında yapmanız gereken şey zaten bak elime tabii. Kara kara oldu. Hemen geldi. Hemen karbonat kiri kusuyor, çıkartıyor. Sonra şöyle beyaz sabun, karbonat, sirke. Hemen yerini aldı Meltem ablacığım. Evet. Şöyle bizim hani liflerimiz vardır. Ya da portakal şeyleri vardır, fileleri vardır. Evet. İçinde işte sıkmalık evet. Portakallar satılır. Onlar inanılmaz derecede köpürür ve lekeyi çıkartır. Şimdi burada koltuk temizlerken, halı temizlerken önemsemeniz gereken şey aslında ıslatmadan, çok fazla ıslatmadan temizlemek. Çok fazla ıslandığında olan şey şu, içine doğru emer. Rutubet kokar ve küflenir ve bakteri biriktirir. Evet. Biz zaten temizlemek ve arındırmak için yaptığımız için bunu yapmamız gereken şey aslında üstündeki çok da liflerin arasına girmeden zaten elektrik süpürgesinde karbonatlayıp temizledik. Evet. Üstteki o dış yüzeydeki tüyleri temizlemek. Elektrik süpürgesinin o hortumunu neyle temizliyorduk Meltem abla? İçine karbonat suyla. Döküyorduk ve sabunlu su. Arap sabunlu, sabunlu su sonunda. Ve karbonat döküyorduk. Mükemmel oluyordu o. Evet. Kesinlikle evet. Çok güzel temizlenir. Zaten bütün gelen uzmanlar ve doktorlar da şunu söylüyorlar ki evde en önemli mikrobunu kırmanız gereken şeylerden bir tanesi bulaşık süngeri. Bulaşıkları yıkadığınız sünger. Karbonat en çok üzerine. Mikrobu biriktiren. Bir de elektrik süpürgesinin ucu ve hortumu. Çünkü o ucunu hem koltukları temizlerken kullanıyorlar, hem halıyı temizlerken kullanıyorlar, tabii. Hem döşemeyi temizlerken kullanıyorlar. Aynen. Dolayısıyla o uç kısmını özellikle ve hortumunu sık sık dezenfekte etmek evet, lazım. Çok önemli. Şimdi halıyı güzelce karbonatladım. Tamam. Karbonatladıktan sonra elektrik süpürgesinde temizledim. Tamam. Şöyle. Bu koltuk halıda da aynı işlemi mi yapacağız Meltem abla? Halıda daha çok biraz daha çok kirlendiği gelecek. İçin onun içine daha dezenfekte etmek sirke. İçin evet Arap sabunu ve sirke. Şimdi beyaz sabun bak nasıl temizleyecek inanılmaz bizim evet. Lekeleri çıkartan ve rengini farklılaştıran nefis bir ben beyaz sabunu temizlikte çok kullanıyorum. Evet. Hem ekonomik hem sağlıklı hem mis kokar. Hem mis kokar. Çok geleneksel. Evet. O koku zaten böyle anneyi evet. Çağrıştıran. Ben beyaz sıvı sabunla da evin silinmesini çok ben severim. Ben de çok seviyorum gerçekten. Evet. Ve lekeleri... Şimdi şuradan yola çıkmak lazım. Tabii biz de profesyonel makyaj kızcağızlarımızın hepsi bilirler. Bize makyaj yaptıkları şöyle bir sünger vardı. Tabii. Ve o süngerin üstünde günlerce kullanılan fondötenler kalır. Tabii. Hep bir rengi koyulaşır. Onu sadece ne çıkartıyor biliyor musun? Sadece beyaz sabun çıkartıyor evet. Sıcak suyla. Evet. Yani o aşırı fondöteni, aşırı lekeyi çıkartıyorsa beyaz sabun. Hem halınızdan hem koltuğunuzdan korkmayın. Bir defa herhangi bir şekilde bozulması ve lekelenmesi ya da dönülmez bir hatanın söz konusu olması imkansız kullandığınız şey beyaz sabun. Bak şimdi ikisinin arasındaki renk farkını görüyor evet. Musun? Hem çok çabuk çıkartır. Şöyle yarısını silmek istedim evet, ki gözüksün diye. Ki bence gözüküyor da şimdi ben onu. İnanılır gibi değil Meltem abla. Siyah beyaz oldu. Siyah beyaz oldu evet, değil mi? Ben şöyle kaldırıp göstermek istiyorum. Bizi kaldır. O çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor zannettim ben evet, bunu. Evet ben de. Çıkmıyor. Çıkıyormuş gibi. Ama Yasin yardıma gelirsen koltuğu şöyle biraz kaldıracağım. Eğilin beraber. Bak. Bakın efendim. Siyah beyaz. İnanılır gibi değil. Çok fark etti. Silinmiş taraf. Meltem abla gösterebilirsen evet. Elinle. Burası silinmiş taraf evet. Şöyle ve bu taraf silinmemiş olan
taraf. İnanılır gibi değil, koltuğun rengi çıktı. Ay çok kirlenmiş koltuklarımız. Biz bunu sonunu da getirelim. Yani bunu tamamını silerim tabii, böyle yarım tabii bırakmayız. Ama şöyle bir şey var. Yani karbonat mikropları ve içine birikmiş olan evet, ne kadar mike diyorlar ya evet, varsa onların hepsini ben sana ediyor getiriyorum. Ha, öyle mi bir tane? Evet. Tamam, peki. Bulaşık makinesi deterjanı demişsin. İşte burada buldum. Tamam. Tablet, beyaz kalıp sabun, bez, lif, sirke, patates kabukları. İşte halımız için gerekli olan malzemeler bunlar geldi. Evet, evet. Şimdi suyumuz zaten sabunlu ve tertemiz. Suyumuz evet sabunlu ve temiz. Bu sabunu kirletmeyeyim. Zaten beyaz sabunum var. Şöyle tamam koyayım hayatım. Hemen sirkemi alıyorum. Şimdi bulaşık makinesi tableti aslında halılarda ve belki döşemelerinizdeki lekeleri çıkartan en güzel malzemelerden bir tanesi. Çünkü zannediyorum biraz şey içinde bulunan kimyasallar çözücü, lekeyi çözüyor. Evet, evet. Şimdi senden neyi rica edeceğim biliyor musun? O sarı bezlerden. Tabii ki. Sirkem var. Lekeli bölgeye hafifçe yediriyorum ya da bunu çözeldikten sonra da, yani çözdürdükten sonra da yapabilirsiniz. Şöyle alıyorum. Şimdi sirkenin mikrop kırıcı özelliği var. Bir de sirke parlatır. Yani halılarınızı parlatacak en güzel şeylerden bir tanesi sirke. Ama sirkeyi ne zaman kullanıyoruz? En son. En son. Parlatmak için. Yani saçınızı parlattığınız saç kremi gibi. Ya da ben saçta da kullanıyorum ya gerçi. Evet, aynen. Şeyi. Şöyle. Çok güzel. Lekeli olan yere bulaşık makinesi deterjanını eritiyorsunuz ve sıcak suda eritirseniz. Çok ya güzel Meltem. Patates kabukları da var arkanda. Onları şimdi patates kabuklarını da döşemeler için çok önemli. Hmm. Döşemeleri parlatıyor. Döşemeler, kapılar, patatesin kabukları. O hem onda kullanıyorum, nişastasından faydalanıyorum. Peki. Hem de halıları silerken de en güzel parlatıcı ve temizleyicilerden bir tanesidir patatesin suyu. Eskiden bizim evimizde patatesler haşlanırdı. Annem hemen patatesin suyunu bir kovaya dökerdi. Aa. Halıları silmek için. Ay çok güzel. Çok güzel parlatır ve çok güzel kir çıkartır. Şimdi bak deminki leke gittikçe tabii azaldı ki bu eski bir lekeydi zannediyorum. Aynen bayağı oturmuş bir leke o. Ben sildikçe halı benden uzaklaşıyor. Kıyamam senin ellerine ben. Ah, hızlı hızlı da yapar onları. Şöyle çıksın leke. Şimdi bunu bulaşık makinesi tabletiyle güzelce sildikten sonra halıyı, sonrasında bunu da koltukta olduğu gibi beyaz sabunla da silebilirsiniz. Evet. Arap sabunuyla da silebilirsiniz. Çok güzel. İkisi de son derece güzel temizlik sağlar. Sonrasında durulamak için de sirkeli suya ihtiyacınız var. Sirkeli suda sildikten sonra da aynı koltukta ve yatakta olduğu gibi çok nemli bırakmıyorsunuz. Tamam. Ben eğer biraz fazla nemli kaldıysa üzerine bizim çarşaflarımız vardır. O çarşafları yayıp ya üstünde yürürüz ya bir sopayla şöyle vururuz ki tamam, içindeki çeksin, o zerrecikleri çıksın diye. Dışarı çıksın diye. Hı. Kapıları bak ve çerçeveleri, ahşap ve yerleri silmek için de Meltem ablam yine bütün patates, ceviz ve Arap sabunu, sirkeyi tavsiye ediyor. Şimdi az sonra burada bak, da bu tarifi yapacağız. Epeyce evet, lekesi çıktı. Ay yani şunu lütfen herkes denesin. Ahşapsa eğer kapılarınız, patatesi ortadan ikiye bölün, nişastasını şöyle sürün. İnanılmaz ben bir şey. Ben de bugün en o olmayacak güzel etekle yanına oturamadım aşkım. Sen koltuğa otursana. Yok yok ben buldum bak, ben buldum. Şimdi şöyle bezimi güzelce yıkadıktan sonra bir de beyaz sabunla geçiyorum. Şuradaki suyunun içine çiğ patatesin kabuklarını koyabilirsiniz. Haşladığınız patatesin suyunu koyabilirsiniz. Bu da halılarınızın daha parlak ve güzel olmasını sağlıyor. Çocukluğundan beri bizim temizlik konusunda patatesle bir bağlantımız vardır var muhakkak. Mesela ahşap yüzeyleri de silerken benim güzel oğlum bir şey getirir misin bana? Bıçak. Heh. Diyemedim bir türlü. Evet. Şimdi beyaz sabunla da şöyle sildikten sonra leke çıktı Meltem sirke abla. Evet yavrum. Mükemmel. Şöyle. Simsiyah evet olan leke yeri de bambaşka bir hale getirdi. Kesinlikle. Şimdi ne dedim? Kapılar olabilir, pencereler olabilir. Yerdeki döşemeleriniz olabilir. Aman yavaş. Patatesi şöyle ortadan ikiye bölüyorsunuz.
Evet. Yani tabii heyecanla heyecandan anlatırken sen korkuyorsun elini keseceğim diye değil mi? Lütfen. Yapmaz da değilim ama ya. Ama Allah korusun. Şimdi patatesi şöyle ikiye böldüm. Evet. Bıçağda şöyle koysam tabii, tabii, onu yere şey koymak istemedim. Hı. Şimdi stüdyomuzun yerleri parlayacak. Şimdi yerleri sildiniz. Çok güzel bir parlatıcıdır. Yerleri elektrik süpürgesinde süpürdünüz, sonra sildiniz. Sonra şu patatesin küçük küçük yumuşamış patatesler olur. Yemek yapamazsın, çok filizlenmiştir. Evet. Ben onların hepsini kapı pencere silmek için. Ha, özellikle güzel. Bu ahşap olanları. Bunu böyle güzelce sülerek gezerim. Kaymaz değil mi ayağımı sonra? Hayır, hayır ama sonra bunun üzerinden sirkeli suyla gidiyor. Geçiyorsun. Evet. Bunu böyle güzelce sürerim. Nişastası gittikçe... İncecik bir dilim alırım üstünden. He, anladım. Şöyle. Bunun çok güzel kapıları, pencereleri parlatıcı özelliği var. Tabii bizim stüdyomuzun tahtaları belki birazcık fazla çizilmiş olabilir. Normal. Ama ahşaplarda minik çizikleriniz varsa o minik çiziklerin rengini değiştirmek için de ceviz kullanabilirsiniz. Ceviz boyar çünkü. Cevizin boyama özelliği vardır. Ceviz onları gayet güzel boyar. Patatesle ovdunuz ve cevizle değişmesini istediğiniz yerleri, bak buranın rengi hemen değişiverdi. Allah rengini Allah. Hemen değiştirdiniz. Şimdi sizin parlatmaya ihtiyacınız var. Daha parlak olsun istiyorsanız da yapmanız gereken şey hiç kimyasalsız mikropları kırmak ve parlatmak için en güzel şey sirke. Yalnız inanılır gibi değil Meltem. İster elması, değil mi? Nasıl ne kadar güzel. Parlatıyor. Hem parlatıyor hem rengini değiştiriyor. Bir de sirkeli suyla sildiğinizde göreceksiniz ki bütün ahşap zemininiz kapı olur, yani pencere olur. Yani biraz deli işi bunu bu şekilde yapabilmek yani. Tabii ama... Bir cevizle bütün salonu yaptığınız bir şey. Ama sadece şey, ne derler ona? Çizik sizi rahatsız eden, evet. Hani sistre yapmaktansa... Ha, rahatsız eden yerler. Sizi rahatsız eden çizikler üzerine evet. Bu. Ama patatesle halıların altı olmadan görülebilir yerler gayet güzel... O olabilir yani. Evet gerçekten çok güzel oldu. Yoruldun mu yavrum? Yok çiçeğim. Yorulmadım aşkım ne? Yok, dur bunu koyamadım şuraya koyayım. Kendime giriyorum bir taraftan bu eteklerle yerlerde halı sildiğim için. Harika oldu Meltem abla. Halı temizliği yaptık. Kapıları çerçeveleri parlatmak için çok güzel bir tarif. Camları neyle silelim diyorsun son olarak bir dakikamız şimdi kalmış. Şimdi camları da şöyle söyleyeyim. Camları bulaşık makinesi yıkadığınız deterjan var ya. Bulaşık makinesi deterjanında camları ondan siliyor. Tamam. Sonrasında sirkeli suyla duruluyorum ve en son gliserin. Ha. Gliserinin buharlanma etkisine önleyici özelliği var. Kaplıyor film gibi değil mi? Evet evet. Dolayısıyla da hem şey yapmasını engelliyor, buharlanmasını engelliyor hem de üzerinde toz tutmuyor. Onun için en son suda şöyle bir gliserinle bir pamuklu bezle gezdikten sonra... Camlarınızın hem pırıl pırıl olduğunu hem uzun bir tek kirlenmediğini görüyoruz. Ay harika oldu. Çok teşekkür ediyorum aşkım verdiğin pratik bilgiler için. Bugün sana bir sürprizim olacak. Öyle mi? Bakalım beğenecek misin yaptıklarımızı. Ay harika. Biz şimdi mutfağı, Malatya mutfağı yapacağız bugün sevgili Meltem ablacığım. Severim. İnanılmaz severim. Evet. Ve devam ediyoruz. Malatya mutfağını bizim mutfağa taşıdık. Bulgurla kıymanın karıştığı banik köftesine, meşhur kömbesine ve fırında kayısı tatlısına hepiniz bayılacaksınız. Malatya'nın bu efsane lezzetlerini yemek bloggeri Perihan Pezük sizler için yapıyor. Az bir şey Perihan erimesi için fırına süreceğiz. Allah. Sonra şerbeti dökeceğiz, şerbetlendireceğiz. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim mutfakta şenlik var dedim. Doğru söyledik. Biz sabah temizliğimizi, bahar temizliğimizi yaptık Meltem ablacığımla. Şimdi sizinle mutfaktayız. Malatya yöresel lezzetlerini yapacağız. Sevgili Perihan Pezük'le. Hoş geldin Perihan ablacığım. Hoş bulduk. Artık gerçekten sen bizim mutfağımızın vazgeçilmezler listesine girdin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay neydi o geçen yaptığımız Kars kazları, o çorbalar? Evet... Çok beğeni aldı. Bana da özelden çok yazanlar oldu. Erzurum'dan, Kars'tan çok güzel mesajlar neler attılar. Neler dediler? Ya hemşerim seninle gurur duyuyoruz. Çok güzel anlattınız yöremizi. Çok sağ olun diye. Yani çok mesaj aldım. Gerçekten özelden, DM'den, sayfama yağdırdılar. Yani çok bilmiyorum Kars'ı anlatmam herhalde çok hoşuna gitti. Karslıların, Erzurumluların. Bugün de Malatya denilince diyeceğiz efendim. Malatya'yı Malatya yapan ve akla gelen özellikle kuru kayısısı. Evet. Gerçekten dünyadaki kuru kayısı ihtiyacının %80'ini karşılıyor Malatya. Evet. Çok zengin, çok değerli, çok kıymetli her şehrimiz gibi. Biz bugün bu kayısı lezzetlerini elbette sizler için derledik. Neler yapacağız neler. Banik köftemiz var. Evet.
neler var? Kombe var. Kömbe mi? Kömbe. Kömbe var. Fırında kayısı tatlısı var. Şurada duruyor hatta yapılmışı. Zor tutuyorum kendimi yememek için. O farklı bir versiyonu. Farklı bir şey daha yapacağım. Yapacaksın. Evet, ay, olur mu sen yapmazsan? Acılı ve kayısılı kavurma, bunu çok merak ediyorum. Bu nasıl olacak acaba? Hadi buyurun başlayalım. Bir taraftan birazcık da Malatya'yı tanıyalım. Hem tarihini hem lezzetlerini şöyle birazcık konuşalım. Şimdi Malatya sevgili deyince zaten ilk başta önce kayısı mutlaka. Akla gelen kayısı. Şimdi biz kömbemizi yapacağız. Malatya kömbesiyle başlayacağız. Malatya kömbesi. Ünlü lezzetlerinden biri tabii ki. Olmazsa olmazlarından biri kesinlikle bu Malatya'nın. Biraz bahseder misiniz? Ne var içinde? Nasıl bir şey olacak? İçinde, iç harcında ıspanağımız var. Kuru soğanımız var. Çerez ton biberimiz var. İki tane. İç harcımız bu şekilde hazırlanıyor. Onu ben birazdan şimdi tuzla ovacağım. Tamam. Hamurunda da... yarım bardak suyumuz var, bir bardak sütümüz var. Evet, şu hamuru hemen şöyle göstereyim. Yoğurdumuz var. Hamuru hazırladık öncesinde. Evet, böyle biraz bir dinlenmesi gerektiği için ben hamurumu önceden yoğurdum. Biraz tamam, dinlensin istedim. Peki. Dediğim gibi... Bu bir börek mi kömbe? Kömbe bir börek çeşidi. Börek çeşidi diyelim, peki. Peki. Evet. İçinde sütümüz, dediğim gibi süzme yoğurdumuz, yarım bardak suyumuz, tuzumuz. Tamam. Bununla hazırlanan bir... Bu kadar kolay diyorsunuz. Evet. Pekala. Kömbe efendim. Malatyalılar bunu... bakın bakalım kömbeyi nasıl yapıyoruz. Evet. Ben bunu şimdi buyurun, önce iç harcını hafif bir tuzlayıp ovacağım. Sonra tamam, yufkamı açmaya başlayacağım. Haydi başlayalım. Şimdi tabii biz öyle deyince Malatya'dan bahsedeceğiz deyince sevgili Perihan ablacığım sen aslında Adanalısın. Kim bilir Adana mutfağını da yapacağız. İnşallah. Nasıl yapacaksın kim bilir onu da çok merak ediyorum. Malatya kimine göre Yiğitler Yiğidi Battal Gazi'nin diyarı denirmiş Malatyalılara. Kimine göre Evliyalar Memleketi. Kimine göre ise Mekke ve Medine'den sonra dünyadaki iki mübarek şehirden birisiymiş Malatya. İsminin tarihi Hititlere dek uzanıyor. Eski Malatya olarak da bilinen Battal Gazi'de Selçuk döneminden kalma pek çok cami varmış, kervansaray varmış. Tarihi de çok kuvvetli, çok zengin, çok kıymetli. Mutfağı da keza öyle. Şimdi kömbemizi evet, yapmaya başlıyoruz. Kömbemize başlayacağız. Evet efendim, buyurunuz. Hamurumuz açıyoruz şimdi sevgili evet, Feriha Hanım. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Evet. Hamurumuzu ikiye böleceğiz. Hı hı. Şöyle. Oh. Sen nesini seversin en çok bu lezzetlerden, Malatya mutfağından Feriha abla? Vallahi ben yemek konusunda yemeği de yapmayı da sevdiğim için her türlü seviyorum. Hiç yemek seçmem. Seçmezsin değil mi? Evet ama kömbe inşallah çok güzel olacak. Ay geçtiğimiz hafta yaptığın bu Kars yemeklerinden o yaptığın çorbanın ismi neydi? Bir tanesi evelik aşı. Eşelek. Evelik aşı. Allah. Evelik de diyorlar. Evelik de diyorlar. Evelik aşı mükemmeldi. Gerçekten vitaminli de bir çorbaydı. Şeydi yani. Evet değil mi? Böyle faydalı bir çorbaydı. Soğuk faydalı bir falan, çorba. Şimdi en az kayısı kadar meşhur meyveleri de varmış sevgili Malatya'nın. Efendim Malatyalılar yazılarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Doğru muyuz acaba bütün bunlarda? Bolluk bereket diyarı olduğu için Malatya. Burada özellikle bu çok söylenirmiş. Arapgir üzümü, Hekimhan cevizi, Doğanşehir elması, Yeşilyurt dalbastı kirazı, bütün bunlar sınırlarımızın dışına ulaşan haklı bir üne sahip. Malatya zenginliklerinden bahsederken bundan da bahsetmeden geçmeyeceğiz elbette. Tabii bir de tıkırtısıyla ünlü Bakırcılar Çarşısı varmış. Hatta ustalar orada böyle bir ahenk içinde çalışırlarmış. Şimdilerde pek sesleri duyulmazmış gerçi ama yine de en büyük özelliklerinden biriymiş sevgili Malatya halkının o Bakırcılar Çarşısı'nda. Eğer gezmeye giderseniz görmeden geçmeyin. Şimdi hamuru açacağız. İçine koyduğunuz kömbe için malzememizi hemen tekrar vermek istiyorum. Hamuru için 6 su bardağı unumuz var sevgili izleyiciler. 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Harcı için ise 1 bağ ıspanağımız var. Çok güzel hazırlanmış şekilde. 1 adet kuru soğan, 3 adet charleston biber, tuz ve karabiber. Bu evet, kadar basit aslında. Evet. Kömbe bundan. İçine kayısı girecek mi bunu? Bunda kayısı yok. Bu kayısı. Diğerlerinde hepsinde kayısı var ama bunda kayısı yok. Çok heyecanla bekliyorum bakalım şimdi nasıl olacak. Diğer yemeklerimize gelince banik köfte yapacağız. Evet. Banik köfte neler var? Banik köftemizde bulgurlu bir köfte oluyor. Hı hı. İçin bulguru çiğ köfte gibi. Bulgurumuz var, çiğ köftelik kıymamız var, hı hı, soğanımız var. Onları güzel baharatlarımız, salçamız, onları güzel yoğuracağız çiğ köfte misali. Sonra haşlayıp yumurtaya batırıp kızartacağız. Ay Allah! Değişik bir lezzet Allah, o da. Allah! Şimdi siz bir taraftan atıyorsunuz, yardıma ihtiyaç olduğu anda hemen geleceğim. Tamam. Bana da lütfen görev bölümü veriniz.
Şimdi 500 yıllık maziye sahip camileri var Malatya'nın bu arada sevgili izleyiciler. Keşke sevgili Yakup orada olsa, bir de bize bir taraftan canlı bağlantı yapsaydı. Ulu Camii, bir eksik minaresi, bir türlü tamamlanamayan yeni cami ve gezmeye değer birçok tarihi camisi bulunmakta yine Malatya'nın. Bir de bulaşık yıkayan kutsal balıkları var. Onu duydunuz mu? Bunu duymamıştım. Kutsal balıkları varmış. Arguvan Kızık Köyü'nün su kaynağında bulunan balıklara kutsal addedilirmiş onlar. Hatta balıklar öldüklerinde kefenlik cenaze törenleri yapılırmış. Dualar eşliğinde köy mezarlığına defnedilirmiş bu balıklar. Bulaşıkçı olarak nitelendirilirmiş. Bu balıklar köylülerin suya bıraktıkları kirli kapları temizleyerek beslenirlermiş. Bulaşık balıklar bulaşıkları yedikçe bir şekilde işte şifa olduğuna, evlere bereket geldiğine inanılırmış. Çok hoş. Enteresan tabii, değil mi? Her yörenin farklı böyle ritüelleri de var. Bu da bizim notlarımız arasında evet. Bize gelenler. Ne lazım aşkım? Zeytinyağımız orada. Evet. Bu böreğin de aslında, kömbenin de bir hikayesi var, isterseniz anlatabilirim. Lütfen. Benim eğitim aldığım hocam Ece Hoca, buradan selam olsun. Kendisi Malatyalı. Bana bir hikayesini anlatmıştı. Paylaşmak isterim sizinle, siz de isterseniz tabii. Kömbe Hıdır Ellez zamanında yapılan... özellikle 3 gün oruç tuttuktan sonra 3. günün akşamı bununla bozulur. Evet, bununla 3. günün akşamı yapılıp bununla oruç açılır. Yani şöyle içine para konulurmuş. Dilimlenmeden özellikle de sacın üstünde pişirilirmiş. Daha sonra piştikten sonra ilk dilimi Hıdır Ellez'e ayrılırmış. Ondan sonraki dilim evin büyüğüne, babaya. Ondan sonraki anneye. Daha sonra büyükten küçüğe kadar kardeşlere. Peki. En sonunda bir tanesi eve, bir tanesi de bahçeye dilimleri. Çok güzel. Şimdi o dilimlerdeki para kime denk gelirse o yıl onun şansı, bahtı, kısmeti bol olurmuş. Çok güzel. Öyle denilir. Bir de evlenme çağında olan genç kızlar o gün kendi hakkına, payına düşen şeyi, kömbe dilimini... güzelce tuzlarmış. Çok bol şekilde. Evet. 3 gün oruç tutup tekrardan onu yer ve o gün hiçbir şekilde su, sıvı tüketmezlermiş. Allah Allah, çok enteresan. O gecede uyudukları zaman onlara kim bir tas su verirse o onun kısmetidir. Ay. Ya inanılmaz. Ben de duyduğumda çok ilgimi çekmişti. Çok güzel. Tuhaf gelmişti. Öyle bilinir. Öyle bir hikayesi vardı o kömbenin. Ay, 3 gün aç kalacak, su içmeyecek, tuzlu kömbeyi de yiyecek. Yanacak içi. Yanacak içi, yanacak, su veren de onun kısmeti olacak. Hayır, peki o kısmeti nerede bulacağız sonra? Ya tanımadık biri ise. İşte onu bilemiyorum. İnşallah belki o da karşısına çıkacaktır diye. Karşısına çıkacak herhalde o da. Diye herhalde o şekilde anlatılmış. Öyle bir hikayesini duymuştum. Benim de çok ilgimi, dikkatimi çekmiş. Çok güzel. Kömbe gerçekten çok güzel olacak bir şeye benziyor. Evet, şimdi üst hamurunu da yapacağız. Hemen bunu fırına süreceğiz. Hemen fırına girecek. Tamam, şunu şöyle. Çok lezzetli. Bugün yapacağımız bir diğer yine yemeğimiz banik köfte. Hemen malzemeleri veriyorum hanımefendiler. 4 kaşık margarin var. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı var. 1 su bardağı kırık buğdayımız var. 4 su bardağı orta bulgur, 500 gram çiğ köftelik kıyma, yarım demet maydanoz, 6 adet yumurta, 1 adet soğan. Siz yumurtayı çok kullanıyorsunuz yemeklerinizde, evet. Tariflerinizde. 2 yemek kaşığı salça var. Yine biraz reyhan var ve karabiberimiz var baharatlar olarak. Aslında şurada hazırlamış bunu sevgili Perihan Hanım. Normalde biraz yoğurması çok vakit alıyor. Tabii. Normalde bir saate kadar onu çünkü yoğurmak lazım. Çiğ köfte gibi. Evet. Ben tabii zamandan kazanmak için onu ben hazırladım. Yoğurdum. Kızartacak evet, mısın üstüne? Yumurtaya batıracağız, kızartacağız. Allah. Çok güzel, değişik bir lezzet, değişik bir köfte. Yani lezzetin değişik olacağı kesin de kalorilerin değişik olacağı da bir kesin bence. Ne dersiniz Perihan Hanım? Nasıl? Kaloriler? Kızartınca birazcık olacak kalorisi ama çok fazla kalorisi yok. Olsun varsın. Bugün bana Malatya mutfağını deniyoruz. Olsun bana göre varsın. Hiçbir şeyin kalorisi yok aslında. Değil mi? Hemen ye, lezzetli. Gerçekten can boğazdan gelir, yiyelim. Biraz da oradan da gider derler ya gerçi. Neyse şimdi bu konuya girmeyelim. Evet. Çünkü çok fazla yemeyeceksin. Tadım her şeyi makul bir şekilde yaptığın sürece her şeyi yiyebilirsin. Evet, şimdi bunu da açtıktan sonra üzerine kapatacaksınız. Üzerine başka kapatacağım. Bir malzeme hemen gelecek mi? Hemen üstüne bir yumurta çırpıp süreceğim. Fırınımızı açabiliriz. Size zahmet. Tamam. Fırınımızı açarsak iyice ısınsın. Evet. Daha sonra köftemize geçeceğiz. Geçeceğiz. Sonra diğer yemeklerimize. Harika. Ben size hemen bir yumurtanın sarısı, beyazı. Evet. Fark etmiyor. 2 tane yumurta alalım. 2 tane. Çırpalım. Hemen üstüne kapatalım. Hemen. Yani ben de
ustaya mutfakta yardımcı olmazsan olmaz elbette. Meltem ablacığımın yokluğu nasıl belli? O olsa böyle hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde her şeyi yapar. Ben de ona aratmayayım ekranda. Tamam, bir tanesi evet. Hemen ben şuradan tepsimi ayayım. Evet, böyle üstünü kapatıp kenarlarını güzelce kapatacağız ve hava almayacak. Evet. Hava almayacak. Burgu kapattınız. Evet, böyle kapatayım hava almasın. Üstündeki ama daha inceydi altındakinden sanki, doğru mu? Evet, biraz daha sanki ince. Yani bir herhangi bir özelliği yok. Tamam. Fark etmez diyorsunuz. Yani kömbenin özelliği hamurunun ne çok ince ne çok kalın olması. Orta ayarda. Çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak. Biraz. Kömbeyi fırına verdikten sonra diğer lezzetlere geleceğiz. Ben tabii burada şu an malzemelerinin yanındayım sevgili izleyiciler. Kayısılı kavurma yapacağız. Acılı kayısı kavurma. Nasıl bir şey olacak bakar mısınız? Kuşbaşı etimiz var, kayısı var, domates, soğan, sarımsak, biber. Bütün bu tariflerle beraber aslında biraz Uzak Doğu mutfağına da benziyor gibi baktığınızda. Bizden mi acaba aldılar? Eminim öyle olmuştur. Çünkü yani bu tatlı ve acı tatların bir arada olması daha çok onların Asya mutfağının çok fazla kullandığı lezzetler. Ama biz de bunu çok seviyoruz. Burada hemen muskatı da buldum. Muskat da girecek galiba bunun içine. Biraz muskat rendeleyeceğiz. Çok hafif, çok hafif bir şey. Harika, yumurtayı koydunuz. Evet. Tabii bu arada burada ekmekler var. Yasin'cim sen bu ekmekleri gördün mü? Bu ekmeklerimiz, kayısılı ekmeğimiz Malatya'da yapılır, çok yapılırmış duyduğum kadarıyla. Diğeri de kayısılı kuru ceviz üzümlü. Değil mi? Kuru üzümlü. Bu kayısılı, diğeri de kuru üzümlü. Kuru üzümlü, kayısılı, ikisi karışık. Şimdi siz bunları yaparken ben hemen seyircilerimize bu ekmekleri elbette. Ben bunu fırına hemen sürüyorum bu şekilde. Keserek göstereceğim. Evet, burada dilimleyeceğim. Normalde dilimleyip mi sokacaksınız? Evet, dilimlemek istiyorum ben. Şu bıçağı kullanabilirim. Tabii. Normalde az önce anlattığım hikayede dilimlenmiyor ama şimdi biz tabii para koymadığımız için içine. Ay koysaydık. Kime çıkacak da artık bakalım. Evet, hikayesi çok güzelmiş gerçekten. Çok beğendim. Ekmekleri de kendiniz mi yaptınız? Evet, ben yaptım. Normal, nasıl bir fırında yaptınız bunu? Normal, kendi evdeki fırınımda. Evdeki fırınızda, bir taş fırına falan ihtiyaç duymaksızın da ekmekleri. Normalde ben ekşi maya ekmek de yapıyorum evde. Ama onu tabii şeyi de yapıyorum. Ya siz zaten ne yapmıyorsunuz ki? Döküm tencerede. Sevgili Perihan Hanım, ne yapmıyorsunuz? Yapmadığınız bir şey, denemediğiniz bir şey var mı? Estağfurullah. Ben yemek yapmayı çok sevdiğim için denemeyi, hani birazcık böyle üretmeyi, değişik şeyler koymayı... Çok seviyorum. Evet. Şöyle bunu bu şekilde atalım fırına. Kayısılı ekmek bilmiyorum daha önce hiç denediniz mi? Ama şuradan şöyle size bu dilimi göstermek istiyorum sevgili izleyiciler. Bugün Malatya mutfağından şöyle gösterebilirsem. Harika. Arasında kayısı dilimleriyle. Ne kadar güzel bakar mısınız? Şuradan daha net görünüyor. Evet. Yasin'cim gel canım. Baksana kayısı ekmeği deneteyim. Hiç denedin mi daha önce? Çok güzel. Gel bakalım. Bizim gurmemiz burada. Al canım. Buyurun. Nasıl? Çok beğendin değil mi? Güzel. Çok güzel. Hemen her şeyi de beğenmez yani. Öyle mi? Tabii. Tam olarak yani tadına alır. Ama ondan güzelse, sonra yorum gerçekten yapar. Gerçekten güzelse güzel değil. Eksiklerim varsa söyleyin ki ona göre ben de tamamlayayım. Kayısılar güzel geldi. Sevmiyorsun. Ha, ekmek sevmiyorsun fazla. Ha. Gerçekten yemez misin ekmeği? Artık yemiyor. Ekmeği bıraktı. Glutenini yemiyor. Ben olsun bak ben sana bundan da kesmişim. Bu da çok güzel. Bu da hem cevizli hem de ay. Bu ekmek yenmez mi? Yasin'cim gel. Yasin'cim gel bak. Ekmeğin güzelliğine bakar mısınız? Gel çocuk. Şöyle. Üzümlü kısmında. Ekmek yemiyorum dedi. Ben nasıl ekmek ediyorum? Nasıl Yasin? Mükemmel değil mi? Bunda hem kayısı var hem üzüm var. Evet, daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Bak, daha ne kadar tatlı o kadar. Bu insanoğlu gerçekten böyle bir şey. Gel. Afiyet, şeker olsun. Bunu da al. Bunu da. Afiyet olsun Yasin'cim. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Bu ekmekleri nasıl yapacağız evimizde?
ekmekleri ben şu anda yani tarifini onu size vermedim tabii ki. Evet, vermedim. Evet, Allah. Yayında yapılacakların tarifini verdim. Evet, biliyorum. Bunu da sonra sen bize anlatırsın o zaman, tamam, Perihan abla vakit kalırsa. Ekmeklerimizi de bilelim. Şimdi şöyle. Şimdi banik köftedeyiz. Banik köfte. Malzemelerimiz burada. Tamam. İsterseniz orada yoğurup sonra bunu şey yapalım. Hani isterseniz ekranda anlatayım ben. Bir karışımını gösterelim karışımını bence. Karışımını gösterelim, tamam. Çünkü bir saat boyunca yoğurmak gerekiyor sevgili hanımlar. O yüzden ben hazırını yaptım ki çok vakitten kazanalım diye. En azından yoğurduğumuz noktada bir görelim. Şöyle alalım şunları. Nelere ihtiyacımız var? Şöyle. Bulgurumuzu. Evet. Orta bulgur. Biraz hızlanalım Perihan abla, bak. Tamam. Bütün hepsini gösterelim onlara. Tamam. Evet, bulgurumuz var. Hı-hı. Yumurtamızı. Buğdayımız var. Evet. Yumurtamız var, 6 tane. Evet, dedim. Reyhanımız var mesela, bunu da böyle birazcık üstüne ovarak. Aa, evet. Oh. Güzelce. Yarmamız. Siz yarma çok kullanıyorsunuz. Evet. Bir de dikkat ettiyseniz Malatya mutfağında da bulgur çok kullanılıyor. Evet. Biraz ben su alabilir miyim? Kettle'da bir sıcak su vardı. Tabii ki, hemen. Şöyle bir yoğuracağım ben bunu. Sıcak zaten. Evet. Şöyle. Çok hafif. Tamam. Yetti mi? Şimdi yeter. Bunu şimdi biraz ıslayıp dinlenmeye bırakacağız. Tamam. Şöyle dinlendikten sonra da bunu. Bu şişecek. Şöyle. Çiğ köfte yoğurur gibi şu şekilde. Biz bunu. Evet, şimdi yalnız özellikle burada yumurtayı galiba yumurtayı bulayarak kızartacağınız için yumurtaya orada ihtiyaç olacak. Evet. Oraya, İçine bir tane koydunuz, doğru mu? İçine bir tane koydum. Oraya da 2-3 tane koyarsak kızartmak için izleyicilerimize gösterelim. Aynen. Bunu bu şekilde ben şöyle toparlayacağım. Bu biraz şişmesi lazım. Şey alacağım. Peki. Bulgurumuz şişecek. Biraz şiştikten sonra kıymamızı içine koyup tamamen hamur gibi olana kadar yoğuracağız. Bu burada şişsin. Gerçekten çok güzel. Biz ocağımızın altını yakalım mı? Hemen, hemen. Ya zaten yakmışım ocağın altı hazır. Onun içine yağımızı koyacağız. Şurada bir yağımız vardı bizim, margarin. Şu, tamam. Bir kaşık alalım. 4 kaşık margarin demişsiniz tarifinizde. Evet, biraz da zeytinyağı koyalım. Yalnız şu tencerenin altında yakarsak çok memnun olurum. Onu da bir taraftan hani en azından diğer yemeğimizi koyalım ki... Yani boş durmasın. Boş durmasın, evet. Tabii ki. Bunu istediniz değil mi? Evet, onu da altını yakalım. Evet, onu da altını yakalım. Şunu yaktım. Da ayayım ben. Birazcık da çünkü yağ yanmasın diye. Hem margarin olsun hem de biraz zeytinyağımız işin içine girmiş olsun diyorsunuz. Tamam. Şimdi ben bunları yuvarlayacağım şöyle. Şimdi bu biraz dinlendi. Dinlendikten sonra bir saat yoğurdunuz ve bu hale geldi. Evet. Banik köfte, Malatya usulü mutfaktayız efendim. Banik kelimesini de ben duyduğum kadarıyla şu kenarlarını özellikle böyle teker gibi. Ha, kalın kenarlı yapıyor. Şöyle. Evet. Şöyle kalın kenarlı. Bunları böyle dizeceğiz. Yağımız iyice kızdıktan sonra ben onları yumurtaya batırıp kızartacağım. Harika. Elimize su alıp. Güzel. Eminim şu an gözlerini açanlar, televizyonu açanlar, bizi izleyenler bu hummalı çalışmayı merak ediyorlardır. Efendim Malatya mutfağı bugünkü mutfağımız. Banik köfte, güzel kömbe böreğini attık şu anda fırında efendim pişiyor. Evet. Evet. Fırın çalışıyor değil mi? Tabii çalışıyor. Tamam. Merak etmeyin. Yaklaşık böreği hemen şöyle gösterebilirim şu an açanlara. Dilim dilimde kesip mükemmel bir koku geliyor. Gerçekten harika şu anda. Fırınımızda ne kadar pişecek burada bu? Bir 30 dakika, 20-25 dakika, en fazla 30 dakika fırın ayarına göre. Tamam. Bu biraz kızması lazım. Biraz da kademesi olması lazım. Gerçi sonuna kadar açık şu anda. Birazdan kızar. Evet. Peki. Fırında kayısı tatlısı dediniz ki şimdi burada bir tatlı görüyorum. Yapıp getirmişsiniz. Evet. Şimdi biz bunun içine cevizleri dolduracağız. Bunun içine? Evet. Oo. İçine cevizleri dolduracağız. Tamam, doldurayım ben size bir taraftan kayısının içine cevizleri. Şöyle cevizleri vereyim. Tamam. Sonra sıkıştıracağız. Ben size tepsi vereyim. Tamam. Şurada bir cevizim var. Şunu verebilirim. Tamam. Sırayla sık sık bunu dizeceğiz. Cevizleri arasına sıkıştırıp diyorsunuz şu şekilde. Evet. Şöyle şöyle. Hı-hı.
Bakın gösterelim. Diziyoruz böyle mi? Malatya usulü evet. Efendim. Tamamen ağzını kapatırsak. Tamamen kapatıyor muyuz için? O zaman evet. Çok az koyacağım evet, doğru mu? Evet tamamen kapatıp bunu da mesela üstüne birazcık küçük küçük tereyağı az bir şey tereyağının erimesi için fırına süreceğiz. Allah. Sonra şerbeti dökeceğiz. Oo. Şerbetlendireceğiz. Mükemmel güzel tamamen de arasını kapatıyoruz. Daha az koyduğumuz kayısılarımızın içine. Bunları tek tek küçük küçük kestik. Çok güzel bir lezzet. Şurubu nasıl olacak bunun Feriha Hanım? Şurubunu hazırladık. Ya şurubunu 2 bardak su, 2 bardak şeker. Evet. Kaynatacağız. 7-8 dakika. Tamam. Daha sonra biraz üstüne gezdireceğiz. Allah kömbeye bakar mısınız? Kömbe kömbe. Mükemmel. Kömbe değil bu değil mi? Balik balik. Balik. Banik köfte. Banik, banık da diyorlar, bakın, banik de diyorlar. Banık evet. Köfte mi? Ha doğru evet. Söyleyelim bakın. Banık mı banik de diyorlar, normalde banik. Ha, ama benim. Bazıları artık şiveden dolayı bilmiyorum banık da diyor. Ama ha. Normalde banik köfte biliyor. Tamam lütfen bize yazın banik mi, banık mı? Tamam. Hangisi Malatyalılar bekliyoruz efendim sayfalarımıza. Bizi takipte olanlar zaten çok net biliyorlar. Çünkü tarifler için özellikle bizi çok ciddi bir şekilde mesaj yağmuruna tutuyorlar. Sağ olsun sevgili izleyicilerimiz. Evet. Verdiğimiz tarifler değişik, özellikle sağlıklı, farklı lezzetler olmasına dikkat ediyoruz biz de. Buradan Malatya'ya selam olsun. Evet, herhangi dilersin. Bir yanlışımız, kusurumuz varsa affola. Ben Malatyalı olmadığım için. Evet. Hani olur ya değişik yapıyorlardır. Ben bildiğim kadarıyla Malatyalı hocamdan öğrendiğim kadarıyla. Evet. Bir de Perihan Hanım. Sevgilerimi gönderiyorum. Yani Kars'ta mutfağı, Kars mutfağıyla sınavı geçtik bence. Evet. O gün mükemmel şeyler çıktı yine buradan her zaman olduğu gibi. Şimdi fırında kayısı tatlısı için. Bu arada diğer tencerenin altı yanıyor. Tamam. Onu hemen halledeceğim. Şu kızarırken ben de onları çarpayım. Allah Allah Allah. Banik köfteyi bilmiyorum. Şu an takip edebiliyor musunuz sevgili hanımlar? Şimdiden siz irmiğinizi, bulgurunuzu, malzemenizi karıştırıp biraz dinlenmeye aldığınız hamuru bir saat yoğurduktan sonra akşama bence ya da hatta öğlene bile yetiştirebilirler banik köfteyi. Ne dersiniz? Bıçağımız al. Yetişir mi Perihan abla öğlene bu iş? Yetişir inşallah. Yetişir değil mi inşallah? Peki. Bu arada ben de kesilmiş kayısıların arasına bu cevizleri yerleştiriyorum. Tam olarak kapanması lazım dedi ağızlarının şu şekilde. Evet. Bunlar kapandıktan sonra fırına vereceğiz. Sonra üzerine çıktıktan sonra bir şurup tereyağı dediniz. Onu ne zaman koyacağım? Tereyağı fırına sürerken çok hafif tereyağı üstüne gezdireceğiz. Allah. Azar azar böyle Allah. Parça parça. Allah. Lezzete bakar mısınız? Elimi yıkayıp oraya da yardım edeyim. Peki çünkü bize bugün uygun gördüğünüz, şurada gördüğüm kaymaklı kayısı tatlısının içinde neler var başka? Kaymaklı tatlı, onu ben birazcık çok hafif haşladım. Evet. Yani bir 5 dakika kadar. Daha sonra içine 3 tane fındık, bütün fındık tamam. Koydum. Kaymak koyup çam fıstığına batırdım. Şerbetinden de üstüne birazcık gezdirdim. Allah. Daha ne olsun harika. Bir tane sizin yaptığınıza bakalım. Evet. Bu da hazır sanırım. Evet, hemen bunu da fırına sürebiliriz. Şimdi birazdan fırına sürelim bunu da. Tamam. Acılı ve kayısılı kavurmayı yapacağız onu hanımlar. Onu da koyduk. Eti birazcık koydu daha. Bile. Altını birazcık aslında hani biraz hızlı yansa daha tamam. Çok olacak da. Daha hızlı yaktım. Şu anda. Şunları şöyle hafif hafif çevirelim. Köftelerimiz. Hemen. Hemen geldim. Tamam. Perihan Hanımcığım. Şu kayısılarımızı da hemen hepsini yapmama gerek yok galiba. Ben görsel olsun diye. Tabii. Şöyle. Ya ben bayağı yaptım gerçi. Ellerinize sağlık. Evet. Sağ olun. Tereyağı vardı. Tereyağını az önce tamamını tükettik. Hemen ben size buzdolabından. Tamam. Yasin koş yardıma. Bize tereyağı ver. Evet süremizin içerisinde bu kadar çok yemek yapabilmek gerçekten harika. Önce kuşbaşı etleri kavuruyor. Sevgili Perihan Hanım, mutfakta banik köfte bir tarafta, acılı kavurma, kayısılı kavurma bir tarafta, kömbe böreğimiz bir tarafta evet. Ve az sonra fırına vereceğimiz yine kayısı tatlımız da harika bir şekilde yerine aldı. Az mükemmel tamam. Bir koku yani var burada. Yağ yani yağ olmasa da olur fark etmez. Hani bir parlaklık görsün diye. Birazcık yağ da öyle koyabiliriz. Yok olmasa da olur. Bu şekilde fırına hafif bir sürüp tamam. Sonra üstüne şerbet dökeceğiz. Şerbet için ne, nasıl bir malzemeye ihtiyacımız var? Şerbetimiz hazır. Onu da şey yapmıştık. 2 bardak su, 2 bardak şeker. 2 bardak su, 2 bardak evet, şeker. Onu da bir burada 7 efendim. Dakika. Bakın. 7 dakika. Evet onu artık kapatabiliriz. Kapatalım. Altı kapalı sanki. Tamam.
Şunu hemen fırına sürüyorum ben şöyle. Böreğimiz ne durumda Perihan Hanımcığım? Evet, börek artık yavaş yavaş kızarıyor. Tamam, o tamamdır. Tamam, şunları az daha kızarsa, ocak biraz sanki karlı olsa daha güzel yani. Bakın, değil mi? O da farklı biraz, oluyor. Evet. İşte bu elektrikli ocaklar birazcık, burada elektrikli ocaklar. Ben şu pişmişlerden birazcık şöyle alayım mı, ne dersiniz? Onu bir servis tabağı vereyim mi? Oraya mı koyalım? Bir servis tabağı koyalım. Tamam, aynen. Bir servis tabağına koyalım, görüntü olsun. Görüntüsü de güzel olsun, nasıl arzu edersiniz. Var mı gönlünüzden geçen bir şey? Hah, buldum. Şöyle dizeriz. Şöyle dizelim çünkü bunlar az sonra bütün ekibimiz tarafından afiyetle yenecek. Aramızda yeni hamileler de var bizim, biliyor musunuz? Şimdi daha açıklamıyoruz çok başı ama bizim ekibimizde şimdi canı çekiyor onların, biliyor musun? Evet, tattıracağız. Aynen. Ay, bizi izleyenler de vallahi canınız geliyorsa bize yakınsanız çıkın gelin. Burada beraber yiyelim. Size de açık, herkese açık mutfağımız. Banik köfteler hazır. İçimizin altı biraz kısık gibi. Karlı olması lazım normalde. Eti ben biraz daha size şöyle koyayım. Ne girecek bu etin içine başkan? Etin içine biberimiz, bir tane soğan koyacağız. Tamam. Charleston biberimiz var. Tamam. Ben şimdi ne yapacağım var, biliyor musun Perihan ablacığım? Efendim. Ben şimdi sevgili Yeşim Kuzu gelecek. Kendisiyle bu bilinçaltı terapiyle kilo verme yöntemlerini, mutlu olma yöntemlerini, hangi hastalıkların sebebi, hangi düşünceler, tüm bunları konuşacağız. Biliyor musunuz? Her düşüncenin yarattığı bir hastalık varmış. Evet. Aslında her duygu halinin, bütün bunları nasıl acaba bertaraf edebiliriz, beynimizden uzaklaştırabiliriz, bunları konuşacağız. Sizi burada bırakıyorum. Tamam. Sonra tatmaya geleceğiz elbette. Tamam. Devam İnşallah ediyoruz. Sunumda bekleriz lütfen. Elbette. Teşekkürler. Tamam. Yardımınızdan dolayı teşekkür ederim. Ay, ben teşekkür ederim. Harika oluyor. Ben de çok güzel şeyler öğreniyorum burada. Yalnız bunu nasıl yaptığımızı sonra seyircilerimize bir daha anlatmak istiyorum sizinle. Kayısıları ve soğanı tekrar birlikte kavuracaksınız tahmin ediyorum. Evet, soğanı kavuracağım. Ay, ayrılamıyorum mutfaktan. Biberi koyacağım. Biraz sonra rendelenmiş domatesi ve kayısıyı, en son kırmızı biberi bitti. Bu kadar, bitti. Sunum. Harikasınız efendim. Kendine iyi bak, devam ediyor. Tamam, teşekkür ederim. Çok mersi. Diş eti hastalığı nedir? Diş eti çekilmesinin sebepleri nelerdir? Diş taşı temizliği dişe zarar verir mi? Diş eti hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Doktor Melis Bal anlatıyor. Diş taşı da zamanla diş etlerinin iritasyona sebep olup diş etlerinde iltihaba ve daha da ilerleyen zamanlarında diş etinin altındaki kemik dokusunda yıkıma sebep olur. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim, şimdiki konuğum Doktor Melis Bal, diş eti hastalıkları ve cerrahisi uzmanı kendisi. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyisiniz. Biz de iyiyiz efendim. Şimdi diş eti hastalığından bahsedeceğiz. Buyurunuz efendim, söz sizde. Diş eti hastalıkları doğal dişlerin ve implantların etrafındaki diş etinde ve kemik dokusunda oluşan iltihabi hastalıklardır. Erişkin bireylerde yaklaşık diş kayıplarının %80'inden diş eti hastalıkları sorumludur. %80'i çok yüksek bir oran. Çok yüksek bir oran ve maalesef çok farkında olmadan kendi kendine sallanarak dişler kayıba sebep olmaktadır. Sadece diş eti hastalığından. Diş hastalığından. Ama biz bunu mutlaka fark eder miyiz? Fark ederiz tabii ki. Aslında ilk belirtisi çok basittir. Diş etlerinde dişleri fırçalarken veya spontan olarak ortaya çıkan diş eti kanamasıyla ortaya çıkar. İlerleyen zamanlarda diş etleri şiş, kırmızı ve normal haline göre daha hassastır. Dişlerde yavaş yavaş çapraşıklıklar ya da dişler birbirinden ayrılmaya başlayabilir. Hastalarda genellikle benim gençken dişlerim inci gibi çok güzel dümdüzdü fakat zamanla birbirinden ayrılmaya başladı gibi şikayetler duyabiliriz. Diş etlerinde çekilme ve diş etlerinde büyüme de diş eti hastalığının bir başka belirtisidir zaten. Bununla birlikte aslında bizi en çok dikkatimizi çekecek konu ağız kokusudur. Diş etindeki... Fark etmememiz mümkün değil yani. Diş fırçalıyorsak, kanama varsa. Kanama varsa, ağız kokusu varsa, etrafımızdaki birinden bu tarz bir şikayet duyuyorsak mutlaka bir diş hekimine gitmeliyiz. Çürüğünüz yoksa tabii, o da büyük bir etken. Çürük de tabii ki etken ama ağız kokusunun en önemli etkenlerinden biri de diş eti hastalıkları. İnanılır gibi değil. Peki neden olur? Diş eti hastalığı aslında hepimiz her gün günde en az 3 kere yemek yiyoruz. Ve bu yemek artıkları diş etlerimizin üzerinde ve diş eti aralarında birikiyorlar. Tamam. Eğer mekanik olarak biz bu yemek artıklarını uzaklaştırmazsak orada tükürükten gelen bazı minerallerle bu plak sertleşerek diş taşına dönüşüyor.
Bu diş taşı da zamanla diş etlerinde iritasyona sebep olup diş etlerinde iltihaba ve daha da ilerleyen zamanlarında diş etinin altındaki kemik dokusunda yıkıma sebep oluyor. Oluyor ve dişler dökülebiliyor. Dişler yavaş yavaş evet dökülmeye başlıyor. Peki özellikle risk altında olan kimse var mıdır? Aslında hepimiz risk altındayız. Yani eğer dişlerimize iyi bakmazsak, düzenli fırçalamazsak hepimiz risk altına giriyoruz. Fakat özellikle sigara içen bireyler, sigara tüm vücuda zararlı etkileri olduğu gibi aynı zamanda diş eti dokusunda da damarlanma da büzülmeye sebep oluyor. Bunun için de diş eti hastalığının ilk belirtisi olan kanamanın daha geç ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani daha fazla kemik yıkımı olduktan sonra hastalığını fark etmiş ve bize gelmiş oluyor. O zaman da tedavisi zorlaşıyor. Evet. Bununla birlikte ergenlik döneminde, menopoz döneminde, hamilelerde de hormonal düzensizliklere bağlı olarak diş eti rahatsızlıkları ortaya çıkıyor. Bu dönemde ağız bakımımıza daha çok dikkat etmek zorundayız. Aynı zamanda mesela nasıl hamile kalmayı düşünen bir kadın öncesinde kadın doğum uzmanına gidip bazı testler yaptırıyor, folik asit kullanmaya başlıyorsa mutlaka öncesinde bize de bir başvurup bir diş hekimi kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Lazım. Çünkü hamilelikte onların lüks etmesi de çok hoş bir şey değil. Çoğu uygulamayı yaptıramıyor çünkü hamileler. Hem yaptıramıyor hem annenin hem de bebeğin sağlığını tehdit etmiş oluyor. Ağızda bulunan herhangi bir enfeksiyon kaynağı. Enfeksiyon kaynağı da olmaması lazım. Aman dikkat, hamile kalmayı planlıyorsunuz. Öncesinde dişçiye gidiyorsunuz. Diş hekiminiz sizi görüyor. Peki efendim, diş eti çekilmesi nedir? Diş eti çekilmesi diş taşı birikimine ya da hatalı fırçalamaya bağlı ortaya çıkan, bazen ağzın genelinde olabilen, bazen de sadece birkaç dişi etkileyebilen diş etinin dişten uzaklaşmasıdır. Genelde hastalar bunu çok basit bir şekilde fark edebilirler aslında. Peki. İlk belirtisi de hassasiyettir. Hassasiyet de ortaya çıkar diş eti çekilmesi. Dişte mi, diş etinde mi? Dişte hassasiyet olur. Kök yüzeyi açığa çıktığı için dış uyaranlara karşı diş daha hassas olmuştur. Dondurma yiyemez, soğuk su içemez. Hatta yolda yürürken soğuk havada bile dişlerde bir sızlama ortaya çıkar. Diş eti çekilmesinin belirtisi aslında, en belirgin belirtisi diyorsunuz. Peki tedavisi var mıdır? Tabii ki diş eti çekilmesinin tedavisi vardır. İlk önce tabii hastayı düzgün bir muayene edip doğru teşhis koymak gerekir. Bazen bu çok basit bir başlangıç periodontal tedavisi dediğimiz diş taşı temizliğiyle ve hastayı motive edip doğru alışkanlıkları, doğru fırçalamayı anlatıp hastanın yanlış alışkanlıklarından kurtararak da çok basit bir şekilde tedavi edebiliriz. Bazı durumlarda ise cerrahi müdahaleler yapmak gerekebilir. Burada da yine aslında bizim her zaman için kaynağımız hasta. Hastanın damağından alınan bir küçük doku parçasını diş eti çekilmesi olan bölgeye naklederek, yani basit bir doku nakli ile diş eti çekilmesini tedavi edebilmekteyiz. Çok güzel. Uzun süren bir tedavi şekli midir? Çok uzun sürmüyor. Aslında muayene koşullarında basit bir şekilde lokal anestezi ile yapılan, korkulmaması gereken ve her hastaya uygulanabilen doku nakli işlemi bu. Fakat dokunun kendisinden aldığımız için bu dokunun reddedilme ihtimali de olmayan, yani başarı şansı çok yüksek olan bir işlem. Hemen kabul ediyor vücut. Çok güzel. Dolayısıyla diş eti hastalığı ve diş çekilmesi tedavisi çok mümkün. Bundan sonra geldik o zaman, diş etlerimiz ve sağlığımız yerindeyse bir pembe estetik yapalım efendim. Pembe estetik nedir? Pembe estetik, hastalar güldükleri zaman diş etlerini çok fazla gösteriyorlarsa, diş etlerinde seviye farklılıkları varsa veya gülümsediklerinde dişleri çok küçük gözüküyorlarsa başvurduğumuz bir yöntemdir. Peki diş etlerini çok fazla gösteriyorlarsa bu istem dışı yapılan bir şey midir? İstem dışı yapılan bir şey, çünkü kaslarla güldüğümüz zaman kaslar dudağımızı yukarı çekiyor. Buna bizim müdahale edebileceğimiz bir şey yok. Tamam. Bir miktar diş etinin görülmesi idealdir, fakat eğer çok pembe pembe diş etleri görüyorsa basit müdahalelerle bu işlemi yapabiliriz. Yani zaten bu pembe estetikte biz de çok yakından takip ediyoruz programımızda bu konuyu. Şimdi çok güzel gülüşlere sahip olabiliyor kişi bunu yaptırdıktan sonra, öyle değil mi Melisa Hanım? Tek başına bir protez yaptırmak asla çözüm olmuyor. Evet. Mutlaka diş etinin o dantel gibi görüntüsünü elde etmemiz gerekiyor ki ideal estetik ve ideal gülüşe sahip olabilelim. Çok güzel. Çünkü o pembe estetik deyince bu Hollywood smile, işte böyle harika artistlerin gülüşleri gibi güzel bir ağız. Sizin de dişleriniz, diş yapınız teşekkür çok güzel ediyorum bu arada. Kendi doğal dişleriniz. Doğal dişlerim. Ben çekimleri geldiğinde hemen onların dişlerine bakıyorum. Acaba kendilerine ne yapıyorlar diye çok merak ediyorum. İyi bakmaya çalışıyorsunuz. İyi bakmaya çalışıyorsunuz. Ve o pembe estetik dolayısıyla yapılan hareket kişiyi daha enerjik, daha genç,
daha özgür gülüşlü yapıyor, kesinlikle, kılıyor. Kesinlikle, çünkü zaten güldüğümüz kadar güzel olabiliyoruz, evet, aslında. Rahatlıkla gülebildiğimiz zaman da özgüvenimiz de daha yüksek oluyor. Evet. Çok güzel anlattınız. Peki efendim, şimdi pembe estetiği yapmak için neler yapmak lazım? Şimdi her gelene pembe estetik yapıyor musunuz? Neye ihtiyacı var mı, yok mu? Her zaman için ilk muayene çok önemli. Pembe estetik çok daha basit, küçük diş eti manikürü denilen 5-10 dakikada muayenehanemizde hemen yapabileceğimiz bir işlem. Diş eti manikürü çok iyiymiş. Artık öyle tabir ediliyor. Yani lazer ile bile yapılabilirken bazı durumlarda altındaki kemiğe de müdahale edilebilecek şekilde daha ileri cerrahi teknikler kullanılarak da yapılabilmektedir. Önemli olan burada hastayı dikkatli muayene edip hangi tekniği kullanacağımıza karar vermektir. Aksi takdirde çünkü mutlaka o kestiğimiz diş etleri tekrardan uzayarak hastalık ya da durum lüksetmektedir. Tabii o diş etlerinin uzun olmasa dişi dolayısıyla kısa gösteriyor, ister istemez. Siz onu yükseltince diş hemen ortaya çıkıyor ve gerekirse de porselen lamina gibi kaplamalarla o gülüşü tabii ki kusursuz hale getirebiliyorsunuz. Harika da oluyor. Peki ağrısız oluyor mu bu pembe estetikte? Yani o diş etlerinin manikürü dediğiniz işlemde. Bu basit gingivektomi dediğimiz işlemde herhangi bir ağrısız olmuyor. Hasta hemen uyuşukluğun etkisi geçer geçmez normal hayatına geri dönebiliyor. Ve daha o gün kendindeki o farkı görüp o kadar mutlu oluyor ki... Hiçbir şikayet şu ana kadar geri dönüş olmadı. Hemen pembe pembe gülüyor. Bu arada ben de diş etimi, daha önce bir diş eti ameliyatı geçirmiştim. Hemen söyleyeyim izleyicilerimize, benim de başımdan geçti. O ufak diş eti hareketini bana da yaptılar. Hiçbir şey hissetmedim ben de. His olarak ve düşünce olarak sadece biraz garip bir his. Biraz korkutucu gibi gelse de aslında hiç de rahatsızlık vermeyen bir işlem. Peki onu lazerle mi yapmayı tercih ediyorsunuz yoksa elle mi? Ben genelde ikisini kombine olarak kullanıyorum. Hı-hı. Lazer çok büyük yardımcı. Süresi konvansiyonel yönteme göre biraz daha uzun, evet, sürse de dokunun iyileşmesi çok daha hızlı ve güzel oluyor lazer sayesinde. Evet, kesinlikle öyle. Peki implant ve diş eti sağlığı arasında bir ilişki var mı diye hemen implant kısmına gelelim. Ya, implant çok önemli. Günümüzde artık diş eksikliklerinin tedavisi mutlaka implantla tedavi ediliyor. Ve biz de bunu şiddetle öneriyoruz. Çünkü orada eğer kemik boşta kalırsa ve herhangi bir şey yerleştirilmezse kemik çok hızlı erimeye başlıyor. implant yerleştirirken diş hekimlerinin genel önceliği hep dikey ve yatay kemik miktarı. Evet, bu çok önemli implantı yerleştirirken, fakat bir de orada yumuşak doku var. Yumuşak dokuyu göz ardı etmememiz gerekiyor. İmplantın etrafında sağlıklı keratinize tıkız bir yumuşak doku olduğu zaman implantın başarısı ömür boyu diyebileceğimiz seviyeye yükseliyor. Hı hı. Aksi takdirde orada böyle hareketli bir ağız mukosası olduğunda konuşma, çiğneme, yemek yeme hareketimizde sürekli nasıl diş eti çekiliyorsa implantın etrafındaki o doku da çekiliyor ve implantın boyun bölgesindeki o metal görüntü ortaya çıkıyor. Bu da implantın sağlığını tehdit ediyor. Tehdit ediyor. Şimdi animasyonlarda da görüyoruz. Bayağı gerçekten bir diş kökünü elde ediyorsunuz orada ve bunun için de aslında kemiğimize bir çivi takılır. Evet. Şimdi işin bunu söyleme kısmı biraz böyle yürek kaldırsa da aslında işlem çok kolay ve acısız bir işlem. İşlem çok kolay, çok basit. Tamamen muayenehane ortamında yapılıyor. Hastalar herhangi bir ağrı sızı duymuyorlar. Lokal anestezi maddelerimiz zaten artık çok kuvvetli. Sonrasında da evde de herhangi bir ilaçlarını düzenli kullandıkları, tavsiyelerimize uydukları sürece evde de herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar zaten. Yaşamadan devam ediyor. Peki diş taşı temizliği. Şimdi diş çekilmelerinden, diş etlerinden bahsettik ama diş taşı temizliği dişe zarar veriyor mu? Ve ayrıca da acaba bu tedavi edilmediği şekilde başka hastalıklara yol açabiliyor mu? Diş taşı temizliği kesinlikle dişe zarar veren bir işlem değildir. Düzgün yapıldığı zaman ve sonrasında da güzel bir cilas yapıldığı zaman dişin yüzeyini çizmez, dişte herhangi bir pürüz oluşturmaz. Aksine oradaki diş taşlarını uzaklaştırdığı için pürüzsüz bir ortam oluşturarak diş taşı oluşumunun yavaşlamasına sebep olur. Peki bu ne kadar zamanda bir yapılmalı? Bu rutini var mıdır? Rutin? Aslında rutinde yapılmalı. Tabii ki her hasta kendi içinde farklı zamanlarda gelmeli. Fakat genel olarak biz 6 ayda bir diş taşı temizliği işlemini yaptırmayı çok öneriyoruz. Evet. Aynı zamanda bu işlem yapılırken de ağzın genel muayenesi de yapılmış oluyor. Ağızda daha küçük bir çürük varken teşhis edilip küçük bir dolguyla işlem halledilebiliyor. Yani daha büyük işler başımıza gelmeden tedavi edebiliyoruz. Evet, değil mi? Çünkü öbür türlü
eğer o çürüğü çok fark etmiyor, ilerlerse kanal tedaviye gidebiliyor. İş uzuyor. Tabii daha ağrılı işler oluyor. Tabii. Hasta boşu boşuna sıkıntı yaşamış oluyor. Onun için 6 aylık bir rutin diş hekimi kontrolü çok önemli. Efendim çok teşekkür ediyorum. Doktor Melis Bal, diş eti hastalıkları ve cerrahisi uzmanı bizlerleydi. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Negatif düşünceler bizi nasıl etkiler? Negatif düşünceleri nasıl bertaraf ederiz? En çok merak edilen hastalıkların bilinçaltındaki zihinsel sebepleri nelerdir? Theta Healing bilinçaltı terapisti ve eğitmeni Yeşim Kuzu anlatıyor. Biz neye inanıyorsak o organla bağlantılı bir şeyin bozulmasına sebep oluyor. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdiki konuğum sevgili Yeşim Kuzu. Theta Healing bilinçaltı terapisti ve uzmanı kendisi. Sevgili Yeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız yayın hem kendimiz güldük hem seyircilerimiz de bize çok gülmüşler. Evet. Çünkü gülerek kilo vermekten bahsetti bize. Hatta vurarak nasıl yapmıştık? Evet. Şöyle kilolu bölgeleri vuruyoruz vurmuştuk. Aynı zamanda. Gülmüştük. Yani ben göbeğime böyle bir ne yapıyorum orayı hareketlendiriyorum ve mutlu ediyorum. Sevgiyle bırakıyoruz aslında kilolarımızı. Sevgiyle kiloları bıraktık. Bugün de ne yapıyoruz? Negatif düşüncelerimiz bizi nasıl etkiler? Ve bu negatif düşüncelerle hangi hastalıkları yaratıyoruz? Kendimiz yaratıyormuşuz biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Bütün bunlardan düşünce gücüyle acaba nasıl kurtulacağız? Buyurun izleyelim. Dinleyelim. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bizim anne karnından itibaren başlayan bir sürecimiz var biliyorsunuz. O hamilelik döneminde anne neye tepki verirse çocukta o reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Yani anne 0-6 yaşta anne çocuğa neler kodladıysa, ne yaşandıysa evde ve çevresinde daha çok o kalıplar bizim hayatımızı etkiliyor. Öncelikle öyle giriş yapalım. Çok doğru. Ve hamilelik o 9 aylık süreç özellikle nasıl geçtiyse, anne hangi duyguları yaşadıysa daha çok hastalıklar orada şekilleniyor aslında. Bugün de bazı hastalıkların bilinçaltı sebeplerinden bahsedeceğiz. Migren, panik atak, insülin direnci, egzama, sedef, saç dökülmesi, saç kıran, vertigo, kemik ve eklemlerdeki rahatsızlıklar, fibromiyaljinin bilinçaltındaki zihinsel sebepleri, evet. Çocuklarda konuşma bozukluğu, horlamanın bilinçaltındaki sebebi, göz rahatsızlıklarının, bacak diz rahatsızlıklarının, varisin bilinçaltındaki zihinsel sebepleri nelerdir? Bu tekniği hepimiz öğreniyoruz ve uyguluyoruz hanımlar. Evet. Ve beyler. Peki efendim başlayalım. Gerçekten negatif düşünceler bizi nasıl etkiliyor? Negatif düşünceler bizim bazı organlarımızda tahribat yaratıyor. Yani biz neye inanıyorsak o organla bağlantılı bir şeyin bozulmasına sebep oluyor içimizde. Bunun işte baştan başlarsak migren dedik. Migrenin sebeplerinde aşırı mükemmelliyetçilik ve kontrolcülük yatıyor. Yani kişi çok fazla kendini sıkarsa, çok mükemmel yapmaya uğraşırsa beyindeki o damarlar sıkışıyor ve migreni oluşturuyor. Bunu ilk ne zaman başladı ve o dönemde hangi durumlarda mükemmel olmaya çalıştığınız kişilere sorarak, hatta kendilerine de sorarlarsa ben mükemmel olmazsam en kötü ne olur? Aslında mükemmel olmaya çalışmamızın sebebi de kendimizi daha çok anne ve babamıza ispatlamak. Evet. Bundan vazgeçersek, rahat olmayı kendimize telkin edersek o zaman migrenden kurtuluyoruz. Theta Healing tekniğinde en kolay iyileşen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Migren midir? Ay mükemmel, evet. Bir haber bu. Peki panik atak rahatsızlığının bilinçaltındaki yeri neresi? Panik atakta da biliyorsunuz daha çok kapalı alanlara girdiğinde kalp çarpıntısı olarak reaksiyon gösteriyor. Bu asansör olabilir, uçak olabilir ya da tam tersi açık alanlarda da agorafobi olarak ortaya çıkıyor. Bunun esas sebebi de aslında kişi kapalı alanda kendini tabuta girmiş gibi hisseder. Of. Yani ölmüş gibi hissediyor. Birden kalp çarpıntısı başlıyor ve o ölüm korkusu tetikleniyor. O zaman da kişilere şu soruları soruyoruz. Yaşarsan en kötü ne olur? Bu hayattan keyif alarak yaşamanın tadını bilirsen ne olur hayatında? Nerede bu döngüyü kaybettiğini bulup o noktaları temizleyebiliyoruz. Bulunuyor mu o nokta bir şekilde? Kesinlikle. Teta frekansında olduğumuz zaman bulunuyor ama bazen bilinçli düzeyde kişi bunu hatırlamayabiliyor. Peki hamile kalamayan kişilerin korkuları bilinçaltında neler olabilir? Hamile kalamayan anneler özellikle annesiyle ilişkilerine bakmak gerekiyor. Anne ile ilişki olarak nasıl bir anne kız ilişkisi vardı? Özellikle kadınlar üzerinde çalışıyoruz. Bazen diyorlar ki benimle ilgili hiçbir problem yok. Hani problem eşimde, yani erkekte. Hayır diyoruz biz. Önce size bakmamız gerekiyor. Çünkü kadında bunları temizlersek eşinin o problemi otomatikman yok oluyor aslında. Yani yuvayı dişi kuş yapıyor ve biz
biz önce kadınlarda çalışıyoruz, annelerde çalışıyoruz, anne olmak isteyen kadınlarımızda çalışıyoruz. Dolayısıyla anne ile ilişkisi nasılsa, kendisini anne olarak öyle bir anneye sahip olduğunda bazen annesinin bazı özelliklerini kabul etmiyor. Bu özellikleri değiştirerek anne olmasını kişinin bilinçaltına kodlayabiliyoruz. Çok güzel ve oluyor mu? Ben şöyle söyleyeyim, teta tekniğinden 5-6 tane teta bebeğimiz var. Hani hiç olmayacak denmesine rağmen, çünkü psikolojik olarak sebeplerini bulup değiştirdiğimizde rahatlıkla hamile kaldılar. Teta bebeği çok iyiymiş, evet. Bunu duymamıştım. Peki şimdi hastalıklarda teta healing tamam kullanılıyor diyorsunuz. Bunun nasıl kullanıldığını az sonra ufak bir halde uygulama size göstereceğiz sevgili izleyiciler. Ama şimdi mesela gelelim, panik atak dedik, insülin direnci, egzema. Evet, insülin direncinden devam edersek, hayatında neye direnç gösteriyorsun? Adı üstünde direnç. Direnç gösterdiğimiz noktalara bakmak gerekiyor. İnsülin direnci aynı zamanda şeker hastalığıyla bağlantılı. Hayatında nerede zevk alamadığını, yine nerede tat alamadığını sorguluyoruz. Ve hayattan zevk alırsan, tad alırsan en kötü ne olabilir? Bazen kişiler kendisi çok mutlu olur. Bu mutluluğu hak etmediğini düşünür. Ailesinden birkaç kişi de sorun yaşıyorsa onlara karşı ihanet ettiğini düşünebilir. O yüzden de insülin direnci oluşabilir kişide. Çok enteresan. Peki egzema, sedef? Egzema ve sedef en çok karşılaştığımız rahatsızlıklardan bir tanesi. Stresle beraber örtüyer, daha da ilerisinde egzema, sedef gibi rahatsızlıklar. Aynen öyle. Şimdi az önce de burada bir arkadaşla konuştuk. Ellerimde bir kaşıntı var, İşte egzema olabilir dedi. Ben de hemen dedim ki, babaya karşı bir kızgınlık var mı? Evet dedi. Sonuçta eller babayla alakalı. Ellerde çıkan egzema babaya kızgınlık, ayaklarda çıkan egzemalar anneye kızgınlık. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Böyle sorular karşılığında da nokta atışı olduğunda çok mutlu oluyoruz. Çok ilginç ve sonra tedavi, yani bir iki de seansta. Babaya olan kızgınlık ya da anneye olan kızgınlığı temizlediğimizde bir seansta egzemadan kurtuluyor. Sedefi de söyleyeyim. Sedefte de ayrılık korkusu, ayrılık çatışması diyebiliriz. Yani kişi özellikle hamilelik döneminde anneye soruyoruz. Anne herhangi birinden ayrıldı mı, sevdiğinden ayrıldı mı? Mesela askere giden, evlendiğinde askere giden eşler oluyor ve hamile kalıyorlar. O dönemde onu yaşayan annelerin çocuklarında daha çok sedef hastalığı görülüyor. İnanılır gibi değil. Peki saç dökülmesi ve saç kıranın altında ne var bilinçaltında? Bu da çok güzel bir sebep. İletişim eksikliği, iletişimi kesmek. Saçla beraber saç aynı zamanda kadını temsil ediyor, yuvayı temsil ediyor. Yuvayla ilgili sorunlar, yani ailesinde kendini yuvadan ayrı hissediyorsa kişi, terk edilmekten korkuyorsa saç dökülmeleri ve saç kıran ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkıyor, bunu da çözüyoruz diyorsunuz. Evet. Vertigo. Vertigo da biliyorsunuz denge. Çok duyuyorum bu ara özellikle bahar, evet, döneminde. Yani baş dönmesi vesaire, bunlar sebep oluyor. Sonuçları böyle oluyor. Biz de orada hayatında nerede dengeyi kaybettiğini soruyoruz kişiye. Dengesizlik olduğu için vertigo oluyor aslında. Ve bir yerde dengeyi kaybetmiş oluyor o kişi. Tekrar onu dengeye getirdiğimizde vertigosundan da kurtulmuş oluyor. Çok ilginç. Peki kemik ve eklemlerde? Kemikler biliyorsunuz bizim bütün iç organlarımızı koruyor. Kendini koruma altında hissetmeyen kişilerde kemik rahatsızlıkları oluyor. Eklemler de keza öyle. Güç hissetmediğinde, güçsüz hissettiğinde, değersiz hissettiğinde kemik rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Çok güzel. Peki fibromiyalji, o tanımı bulunamayan, bütün vücudu dolaşan ağrılar. Ağrılar. Özellikle ağrılar zaten insanlarda daha çok ilgi görme isteği, sevgi görme ihtiyacı diyebiliriz ve kendini güçsüz hissettiğinde yine. Değersiz hissettiğinde ve bunları toptan alamadığında, o ilgiyi, sevgi ve neşeyi kaybettiğinde fibromiyalji oluyor. Aynı zamanda da yine dönüp dolaşıp aile sorunlarına geliyor. Anne ve babayla iletişim nasıl? Bu soruyu sorduğumuzda fibromiyaljinin sebeplerini temizlediğimiz zaman yine fibromiyaljiden kurtulan birçok danışanımız bakar oldu. Bakar mısınız? Ferihan Hanımcığım, duyuyor musunuz? Düşünce gücüyle hangi hastalıkları bertaraf ediyoruz? Neler oluyor? Az sonra mutfağa geleceğiz. Evet. Biz bütün bunlardan sonra biraz bedenimizi de doyuracağız yani. Midemize de şöyle bir bayram ettireceğiz. Ne, evet, dersiniz Yeşim Hanımcığım? Kesinlikle. Evet, bekliyorum. Evet. Peki çocuklarda konuşma bozukluğu? Bu da çok enteresan bir sebep. Anne eğer hamileliğini, hamile olduğu dönemde, örneğin iş yerinden sakladıysa, beni işten çıkartmasınlar diye, ya da bu üçüncü, dördüncü çocuklarda işte ay yine mi çocuk yaptın demesinler diye sakladıysa, yani anne bir şekilde hamile olduğunu söyleyemiyorsa çocuk konuşamıyor. Yani onunla çok bağlantılı. Saklamasının sebebi bazen de nazar değer.
işte düşük tehlikesi olur ki önceki düşükleri varsa bundan korkarak da saklayan birçok annemiz oluyor. Bu çocuklarda geç konuşma veya konuşma geriliği yaşadığını görüyoruz. Peki göz rahatsızlıklarının bilinçaltında ve horlamanın? Horlamadan başlayayım. Horlama katı düşüncelere sahip olan, özellikle erkeklerde daha çok nüksediyor. Esnek olamadığında, işte eşinin her dediğini yapmak zorunda hissettiğinde özellikle. O yüzden eşleri rahat bırakalım, horlamasınlar. Peki çok güzelmiş, harika. Gözlerde görmek istemediğimiz ne var? Özellikle mesela miyop, uzağı görememek. O zaman yakında neyi göremediğini sorguluyoruz. Hipermetrop da. Tam tersi, uzakta neyi görmek istemiyorsun? Gelecek korkusu neler? Yani gelecek korkusu yaşayanlarda daha çok göz rahatsızlıkları oluyor. Çok ilginç. Peki bacak ve diz rahatsızlıklarında? Bacak ve dizlerde, dizler hayatta her zaman bir yükü taşımak ve diz çökmek diye tabir ederiz ya. Kimin önünde diz çökmek zorunda kalıyorsun? Kime karşı sorumluluk hissediyorsun? Bu genelde anneyle alakalıdır yine. Annemize karşı annemin her istediğini yapmak zorundayım inancı varsa kişide, o zaman dizler rahatsızlanıyor. Yani sürekli onu yapmak zorunda hissetmek veya çok büyük bir yükü taşımak istediğinde ve bunun altından kalkamayacağını düşündüğünde de bacak rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Çok acayip. Bir sebep daha var. İlerleme korkusu da yine bacak ve dizlerle alakalıdır. Çünkü hani bizim yürümemizi sağlar, ilerlememizi Tabii. sağlar. Organın görevi neyse korku da onunla çok bağlantılı bir şekilde bizde yer ediyor. İlerlersen en kötü ne olur diye soruyoruz kişilere. Aa, çok güzel. Peki varis? Varis de yine bacaklarda. İstemediğimiz bir yerde bulunma halidir varis. Ve istemediğimiz bir işte çalışmaktır. Özellikle mesela annesinin babasının zoruyla öğretmen olan çok insan var. İşte garanti para olsun, garanti maaşım olsun, 3 ay tatilim olsun gibi böyle kodlanarak eğer o öğretmenliğe girdiyse birçok öğretmende varis rahatsızlığı çıkar. Vay 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 vay. Peki bu tekniği herkes öğrenip uygulayabiliyor diyorsunuz. Herkes öğrenip uygulayabilir, çok da rahatlıkla yapabilir. Herhangi bir koşul şart yok. Çünkü burada tamamen kişinin isteyip inanması önemli. Yani ben kendime inanıyorsam, kendi gücüme sahip çıkacağıma inanıyorsam, bununla yüzleşmeye hazırsam herkes bu tekniği öğrenip yapabiliyor. Peki o zaman biraz yapalım mı stüdyomuzda? Tamam. En azından bir ipucu gösterelim. Tamam. Ne yapmamız lazım? Şimdi ben kısaca bir teta meditasyonu yaptırayım o zaman. Birlikte yapalım. Tamam Yasemin'cim gel. Teta meditasyonu yapacağız. Gel canım. Bilinçaltımızda bizi etkileyen rahatsızlıklarımız varsa onlar temizlenecek. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Gözümüzü kapatıyoruz. Kapattık. Ve gözümüzü kapattığımız anda kalbimize odaklanıyoruz. Kalbimizden bir enerjinin aşağıya doğru gittiğini, bu enerjinin ayaklarımızın altından toprağa gittiğini düşünüyoruz. Yani toprağa negatif enerjilerimizi bırakıyoruz aslında. Bırakalım tüm negatiflikleri. Ve topraktan da tamamen pozitif bir enerjinin ayaklarımızın altından yukarıya çıktığını, bütün bedenimize ve bütün organlarımıza bu yeni enerjinin dolduğunu hayal ederek, enerjinin bedenimizde yükseldiğini hayal ediyoruz. Hayalle gerçeği ayırt edemeyen bir ilkel beynimiz var. Bunu kullanıyoruz burada. Ve başımızın üstünden bu enerjinin bir ışık topuna dönüştüğünü hayal edelim. Bir ışık topunun içine girdiğimizi ve kendi alanımızdan çıkıp yükseldiğimizi hayal edelim. Gökyüzüne doğru gittiğimizi. Evet, çok güzel. Gökyüzünden sonra bembeyaz ışık parlak, bembeyaz parlak ışıklardan geçtiğimizi hayal edelim. Sonra altın sarısı pasparlak bir ışığın içinden geçtiğimizi. Vay vay vay. Sonra tüm gökkuşağı renklerini geçtiğimizi hayal edelim. Sonra bembeyaz, incimsi parlaklığında bir ışık penceresinden içeri girdiğimizi hayal edelim. Ve işte orada koşulsuz sevgi enerjisini hissedelim. Orası tamamen koşulsuz sevgi enerjisidir. Ve bu enerjinin tüm bedenimizi sardığını ve hastalıklarımız her neredeyse oraya dolduğunu hayal edelim zihnimizde. Örneğin egzemamız mı var? Egzemanın olduğu bölgeye o sevginin dolduğunu hayal edelim. Midemiz mi ağrıyor? Midemize o sevginin dolduğunu hayal edelim. Bacaklarımız, dizlerimiz, her hücremize bu sevginin dolduğunu hayal ediyoruz. Ve içimizden şunu söylüyoruz. Şimdi sağlıklıyım.
Şimdi sağlıklıyım. Şu anda tüm rahatsızlıklarım koşulsuz sevgiye dönüştü. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Oldu, oldu, oldu. Ve gözlerimizi açıyoruz. Ay harika. Sevdin mi? Uçuyorum. Evet, uçuyorum. En çok nereyi sevdin? Altın mı? Gökkuşağı mı yoksa o? Sevgiyi yüklediğin yeri mi? Nereye yükledin sen sevgiyi? Doğru, çabuk söyle. Mide mi? Mide. Süpersiniz. Kıyamam sana. Bak ama çok etkilendi. Hemen kızarır. Evet. O hissettin enerji bedenimizde hissediliyor. Bak beyaz, bana da bir yüzüme bir ışık geliyor gibi hissettim ben de. Evet. Acaba dedim stüdyonun ışıklarını mı arttırdılar? Işıklardan düşündüm ama sonra beyaz. Beyaz ışığı mı gördün? Beyaz ışığın alanına girdik. Süper. İşte bu bilinçaltı, beynimizdeki o ilkel beyin hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Ve oranın iyileştiğini imgelediğimiz anda gözlem yapmak, imgelemek oranın düzelmesini sağlıyor DNA'mızın içinde. Ve iyileşme burada başlıyor. Bu biz kısacık bir uygulama. Girdik mi Yasin'in ekimiz oraya? Evet, teta frekansına geçtik. O frekanstayken o koşulsuz sevgiyi bedenimize hissettiğimizde güzel. Ki siz hissettiğiniz bu belli oluyor. Kesinlikle. Hani o ışıklar falan geldi. Ben de o beyazlığı dedim acaba ne hissediyorum? Bu bizim eğitimlerde öğrettiğimiz teta frekansına geçiş metodumuz. Bunu yaptığımız zaman istediğimiz kodları kendimize tanıtabiliyoruz hücrelerimize. Şimdi uçarak buradan ayrılabilirsin. Şöyle. Uçabiliriz. Evet, harikasın. Gerçekten çok teşekkürler sevgili Yeşim Kuzu. Bu ve bunun gibi daha derinleştirilerek ve daha uzun seanslarda yapılan tabii eğitimlerle ki diyorsunuz ki kendi düşünce gücümüzle de kendimizi iyileştirebiliriz. Tabii aynen ki alternatif yöntemler var. Kabul eden olur, mantıklı bulan olur, bulmayan olur. Ama deneyimleyen bir şekilde vazgeçemiyor galiba. Deneyen her kişi bundan sonuç buluyor. İyileşmeyecek rahatsızlıklarla ilgili imkansız düşüncesini önce biz değiştiriyoruz kişilerden. Çünkü iyileşmeyeceğine inanan kişiye zaten yapılabilecek bir şey yok. O noktada önce oradan başlamak gerekiyor. Neden imkansız? İyileşirsen en kötü ne olur? Bu rahatsızlık ilk ne zaman başladı ve o dönemde hayatında neler oluyordu? Son bir yılda neler yaşadın? Bunların hepsi bizim hastalıklarımızın esas köküne bizi götürüyor. Bu meditasyonu yaptığımızda da rahatlıyoruz. Dış dünyadan bağlantımızı kesiyoruz. Egomuzu devre dışı bırakıyoruz. İster inanın ister inanmayın bu sistem çalışıyor. En güzeli de bu. Gerçekten çalıştın. Az önce biz de Yasin'le hissettik. Evet. Bu çok güzel. Peki negatif inançlar vücudumuzu bir şekilde etkiliyor dedik. Negatif düşünceyi bırakmamız lazım. Ama yaşamın içerisinde de insan her zaman da pozitif, her zaman çok mutlu, dertsiz, tatasız olmuyor. Olmuyoruz. Öyle anlarda ne yapmamız lazım? Öyle anlarda da işte bu meditasyonu yapıp kendimizi sakinleştirip o öfkenin koşulsuz sevgiye dönüştüğünü, o kızgınlığın koşulsuz sevgiye dönüştüğünü imgelersek daha rahat o süreçten çıkarız. Bir negatif duyguda 7 dakikadan fazla kalmak depresyon sebebidir diyor psikologlarımız. Yani burada depresyona girmemek için o negatif duygular çok çabuk arınma yöntemidir bu teta meditasyonu ve herkesin de kolaylıkla uygulayabileceği bir sistem. Bunlarla ilgili çok güzel geri dönüşlerimiz var. Hatta geçen haftalarda yaptığımız o kilonun dönüşümü bile sadece insanların inanarak yapması 3 kilosunun gitmesine sebep oldu. Mükemmel, mükemmel haberler. Yani neye inanırsak onu yaşıyoruz aslında. Evet, çok güzel. Ben sivilceyi de çok kısa bir şekilde anlatabilir miyim? Tabii sivilcemiz kalmış. Hemen söyleyelim lütfen. Onu çok çünkü önemli. Çok merak ediyorlar. Ergenliğini yaşayamadıysa, çok çabuk büyüdüğünü hissediyorsa kişi, o dönemde o yaşayamadığı gençliğini geri kazanmak için vücutta sivilceler oluşuyor. Bir de çok kısa öfke patlamaları şeklinde de vücudumuzdan ortaya çıkabiliyor özellikle yüz bölgemizde. Ve bastırılmış kızgınlıklar ve çirkinim inancı, yani kendini beğenmiyorsa kişilerde sivilce ortaya çıkabiliyor. Bir de kolektif bilinçaltı kayıtlarımız var. İşte bazı dönemlerde sivilcem çıkar. Örneğin kadınların regli dönemlerinde tabii gibi. Bunlar da birer inanış olduğu için bunları değiştirdiğimizde onlardan da kurtulabiliyoruz. Ay harika. Vallahi koşulsuz sevgiyi anladık. Şimdi bir de koşulsuz yemek yiyelim. Malatya mutfağı bizi bekliyor efendim. Buyurun size de tattıracağım o lezzetlerden. Sevgili Yeşim Kuzu, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bakın burada yemeklerimiz de var. Siz bizi şifalandırdınız. Biz de sizi şifalandıralım burada. Ya gerçekten harikasın Perihan Hanımcığım. Estağfurullah. Yani iki dakikada dünyayı yaptı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Şimdi efendim bu bizim kömbek. Kömbe. Evet, kömbemiz. Kömbemiz. Evet. Burada kayısılı. Allah. Acılı kavurmamız. Acılı kavurma. Bayılırım ete. Banik köftemiz. Evet. Kayısı tatlımız, evet, gün turusu. Evet. Burada da Malatya özgü kayısılarımız var. Kompostamız var, hoşap kayısı hoşapımız. Olmazsa olmaz elbette. Olmaz.
Harika oldu. Valla şu böreğin de bir tadına bakmak lazım. Buyurun efendim. Şu balik köftesinden evet, bir tadabilirsiniz. Edeyim. Hemen tabak alalım. Ben size hemen getireyim. Beren abla ne kadar da hızlı. Ben şimdi kiloları vermiştim. Tamam, geri almayayım. Vallahi bilmiyorum artık buraya gelmişken. Kodluyoruz. Yenmeden. Sevgiyle yiyoruz. Sevgiyle yiyoruz. Veriyoruz. Aa, hiçbir şey olmuyor bakın sevgiyle yiyince. Bol şey var yani bunda kalori yok. Bakın hiç kalorisiz. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. Evet. Şöyle size birazcık bundan, birazcık da acılı kavurmamızdan. Yeşim Hanım bakalım bizim Malatya evet, mutfağımızı sever misiniz? Nasıl bulacaksınız bakalım. Bir tane de köftemizden şöylece koydum. Buyurunuz efendim. Vallahi hangisinin tadına baksam bilemedim. Ben şu köfteyi çok merak ettim. Şu köftenin tadına izninizle bakıyorum. Buyurun siz de bakın lezzetlerinize nasıl oldu acaba sevgili Perihan Hanımcığım. Bakalım. Et çok lezzetli. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yalnız bu da çok güzel olmuş. Sevgili Malatyalılara buradan sevgiler gönderiyoruz. Yani mutfağınız da çok güzel. Her şey harika. Allah bakar mısınız? Analı kızlı. Analı kızlı. Analı kızlı da var. Her şey harika olmuş. Daha ne olsun? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Perihan Hanım bir dahaki mutfak ne olacak? Adana çok istiyorlar. Adana yapalım. Adana sayfaya yağdırmışlar Adana olduğum için tamam. Lütfen Adana yapın diye. İnşallah bir dahaki sefere Adana yaparız. Peki o zaman. Kısmet olursa. Heyecanla bekliyoruz efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve bugünlük bizden bu kadar sevgili izleyiciler. Yarın yine harika bir günde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Bizimle kalın.